Son Tamam, olarak. Kenan Evren'de Yani 80'de darbe 80'de darbe gerçekleşiyor. oluyor. Koalisyonun kuvveti Süleyman yıkılıyor. Demirel 79 yılında Özal'a yeni bir ekonomik istikrar programı hazırlama görevi veriyor. 80'de bir karar alınıyor. Bu 24 Ocak kararları diye geçiyor aslında. IMF'nin daha önce yaptıramadığını, istediklerini içeren program Türkiye'yi tek taraflı olarak yabancı sermaye açıyor. Liberalizm o, yabancı sermaye. Ben tam Aynen. şeyi de Yabancı bilemiyorum. sermaye liberalizm. Liberalizm oluyor değil mi? Yabancı sermaye açınca bu kararla uygulamaya başlamasından 4 yıl sonra burjuvazinin küçük bir kesim dışında tüm toplum kesimlerinde önemli kayıplara neden oluyor. Bu sağ sol çatışması bilmem ne. Ve 12 Eylül darbesi oluyor. Önemli kayıplara sebep olması ekonomik şeyden dolayı olabilir mi? Ekonomik kriz vesaire olayları var mı o sırada? Bu politikaların ortaya atıldığı dönemde destekçisi olan büyük holdinglerin önemli bir kesimi desteklerini geri çekmiştir. Ama niye? Çektiler. Niye çektiler? Onu bilmiyorum. Mesela IMF niye bir programa yaptırıyor da dayatıyor mesela? Onu İşte niye? Onu normal olarak bilmiyorum. Amerika, yani Yani Orta Amerika. Doğu'da Amerika kendini göstermek istiyor. Şimdi şöyle bir gerçek var. Orta Doğu'da yani Suriye, İran ve Irak, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde petrol mevcut. Şeydeki Suudi Arabistan'daki petrol zaten Suudiler biliyorsun çok kapalı bir millet ki Birinci Dünya Savaşı'nda da İngilizlerin yanında yer alarak kazanmış da bir millet. Araplar petrol yönetiminde vesaire Kazanıyorlar. kazanımları var. İngiltere'de ama Şimdi neden? İngiltere Petrol yüzünden tabii ki de yapıyor bunu. İngiltere Musul'u alınca yani Musul İngiltere'nin olunca Birinci Dünya ki Savaşı'nda. Kıbrıs İngiltere Musul'u kolonileştirmek için Kıbrıs'ı almak zorundaydı. Kıbrıs İngiltere neden Yunanistan'a vermiyor? Vermemesinin bir sebebi Musul'daki petrol yüzündendi. Ne alaka orada? Kıbrıs çünkü Ben orada gerçekten şey bilmiyorum. merkezi konum oluyor. Ne Akdeniz'de alaka? gemiler var. Evet. Gemilerin geçeceği limanlar olacak. Yolu gibi bir şey oluyor. Anlatabildim mi? O yüzden Kıbrıs'ı vermek istemiyorlar. Ki hala da mesela Hala problem var. işte İngiltere, Kıbrıs'ta mesela baktığın zaman İngiliz tutumu vardır. Sebebi Musul'daki petrol, yani Orta Doğu'daki hakimiyet aslında. Kıbrıs hükümetini tanıyan yok. Oraya çünkü Ecevit çıkartma yapıyor. Çıkartma yapıp oradaki o güç dengesini aslında biraz sarsıyor. Amerika'da işte şey bu IMF'dir, arabalardır, yoldur, sanayidir. Mesela bunları unutma zamanında sanayi satmış. Bedavaya hatta arabalar falan vermiş. Anlatabiliyor muyum? Amerika kendi manda himayesini oluşturmak için ilk önce o ülkenin ağzına bal çalar. Hani Amerika güçleri dedikleri dış güçler dedikleri kuvvet var ya. Aslında budur. Mesela neden Türkiye'de hiç demir yolu yok da her taraf aslında asfalt? Çünkü Amerika buraya hem bedavadan araba verdi Araba verdi. ve petrolünü de sattı. Yani kendi içerisinde bir pazar oluşturdu. Ekonomik bir şey. Şey O var zamanın biliyorum. hükümeti, o zamanın baş hükümeti, Türkiye zaten daha yeni çıkmış. Fabrikalaşma yok. Herhangi bir sanayi devrimi ülke içerisinde gerçekleşmemiş. Siyasi birlik bile ne? Tam olarak gerçekleşmemiş. Yani düşün Adana taraflarında Fransa'da şey yapmak için şu anda neden farkındaysan Kürtlerin çoğu yani Kürt milliyetçilerin veya PKK-PYD diyeyim. Yani Kürtler çünkü Türkler ve Kürtler Millet Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda beraber görev almışlardı. Ama PKK ve PYD'nin temel destekçilerine baktığın zaman Fransa gözüküyor. Çünkü Fransa da şey istiyor, pay istiyor Orta Doğu'daki enerji şeyinden. Petrolden. Yani Fransa da Orta Doğu'daki varlığını sürdürmek istiyordu. Rusya zaten Azerbaycan ve Türk toplumları tarafından yani Kızırkızistan, Türkmenistan, Tacikistan falan bunlar Rus şeyi altındadır. Şimdi Rusya orada güçlü olduğundan dolayı ve orada da petrol bulunduğundan dolayı Amerika da oraya gitmek istiyor. Amerika ile şu anda İran'ın arasının bozuk olmasının temel sebeplerinden biri de bu. İran Amerika'ya izin vermiyor. Amerika da İran'a ambargo uyguluyor. Tamam mı? İran'ın ama kendi iç şeyleri de var. Amerika'yı şey gösterip, düşman gösterip kendi hükümeti başta durmaya çalışıyor. Amerika da zaten kendini şey yapmak için, koşullandırmak için biliyorsun Mısır'da, Mısır o Arap Baharı olayları. Ondan sonra Irak'ta, Irak iç savaşında Amerikan ordusunun ne işi vardı? Mısır'da da vardılar, Irak'ta da vardılar. Bunların temel sebebi enerji şeyinden oluşuyor. Petrolden oluşuyordu.
Para genel olarak Amerika'da akıyor. Çünkü ticareti genel anlamda şey sağlıyor. Kendi üzerinden ticareti sağlıyor. Kendi manda himayesini oluşturmak istiyor. İngiltere de bunu yapıyor. Yani bunu bütün hükümetler yapıyor. Tabii. Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Durum yok. Ama mesela Libya tezkeresi vesaire var ya. Türk askerinin Libya'da ne işi var? Deniyor ya mesela. Bunlar da aslında şeydir. Bir varlık gösterme, bölgesel varlık gösterme eylemidir. S-400'lerin alınması, Amerika ile bu yüzden papaz olunulması. Türkiye burada varlığını sürdürmeye çalışıyor. Amerika gibi, dış güçler gibi vesaire. Mesela şu anda İsrail'de de mesela şu anda İsrail'in kendi başkanı güç elde etmek için yasa tasarısı geçirmeye çalıştı. Halkı hayır dedi, geçiremedi. Bunu geçirememesinin sebebi de dış güçleri suçladı. Oysa ki biz İsrail'i dış güçler olarak görüyorduk, biliyorduk yani. Hani meğersem İsrail değilmiş, anladın mı dış güçler? Dış güç diye aslında bir Anladım. şey yoktur. Politikalar var. Coğrafyanda bir şey çıkartmak, işletmek istiyorsan bilgi kültürünün olması lazım. Bilgi kültürü yoksa bu bilgi kültürünü bir yerden getirtmen lazım. Getirtmen lazım olunca da işte anlaşmalarla şey yapılması lazım. Mesela Rusya ile yapılan Akkuyu nükleer tesisatı. Yani tek şey. Abi yapıldı, yapılıyor şu anda Akkuyu santrali. Ama bir tane bile ne Türk yok. Tamamen Türk topraklarında Rus nükleer santrali. Ve o nükleer santrali satacaklar. Eğitimde ve şeyde yani bu kadar siyasi olaylarda çok geride kalmış. Sadece kendi ideolojilerin çatışmasından dolayı. Hiç bilimle ilerlememişler yani. Amerika'nın da ondan bahsediyorum. Demokratlara böyle yaklaşması da darbe işte o IMF olayları vesaireyi tetikliyor. Bu da darbeyi bir daha tetikliyor. Burada yine dediğim gibi bir şeyler olmuş. Ve nedense bak Türkiye İşçi Köylü Partisi, Sosyalist Devrim Partisi. Bu özellikle Türkiye İşçi Köylü Partisi, Doğu Perinçek'in yani kurucuları olan Doğru Pençek içinde. zararlı. Ve zaten yargılanıyorlar da. PKK bile bu 70'lerin ta sonlarında bu darbenin hemen öncesinde mesela kurulup faaliyetlerini göstermeye başlaması falan. Bakın yani çok ilginç. Burada tam komünizm başlığı altında görüyoruz onları şu an. Ama sonra yer değiştirecek bunlar. Burada yoklar. Burada 60-80 arasında yoklar. komünist başlık olarak Şu an geçiyor. oradalar. Tamam. Ve bu zararlı olacak bundan sonra. 80-2000 arası çok zararlı olanlar olacak. Nedense bu 70'lerin sonlarında gelmeye başlamış. Başlamış yani. Orası bir karışmaya başlamış. YPG, PKK olayları. Doğru mu? PKK o zaman. Yani Tamam. daha YPG 2000'lerde Kısacası geliyor. PKK o zamanlarda Heh, yavaş yavaş doğmaya başlamış. başlamış. Bu sağ soldan mı etkilendiler? Ne oldu ben tam bilmiyorum. Yani yine sebebi yok. Bu aslında ben Sebebi sana yok. şey demiştim ya, sebebi yok diyorsun ya, aslında sebebi Burada var. şey de yok. Şeyin farkında Varlıkları da mısın? yok. Araştırdığımız zaman şeyi de göreceğiz. İlk yabancı okulların kurulumu. Tamam. Ama bu okullarda bu Kürt milliyetçilerine vesaire böyle şey enjekte edilmeye başlıyor. Hani ayrılıkçı bir bakış açısı enjekte edilmeye başlıyor. Sonra belirli işte şeyler ortaya çıkıyor. Ne bileyim Dersim olayı vesaire diye birçok olay vuku peydah buluyor. Tabii bu konularda işte diyorum ya yakın tarih aslında bilmiyorum o kadar diye. İşte o Bir şeyler zamanlarda bir olmuş. şeyler olmuş dediğin kısımlar var ya. Evet bir şeyler oldu. Ben daha çok anladığım kadarıyla bu misyoner okulların sebebiyet verdiğini düşünüyorum ama benim düşüncem de yanlış olabilir. Yani dediğim gibi ben de bilmiyorum. O zamanlarda yaşamadım. Anadolu'da da ne dönüyor hiçbir fikrim yok. Ki aslında dikkat etmemiz gereken kısımlar bunlar. İşte bunlarla beraber PKK örgütü ortaya çıkıyor ve maddi bir kaynak buluyorlar. Yani düşün, bomba yapmak, para almak, mayın döşemek bunlar maliyetli işlerdir. Bu maliyeti karşılayabilmek için bir yerden para bulunması gerekiyor. Bu parayı kim sağlıyor?
şeyi Ya ortaya işte çıkıyor. o dedik yani Amerika orada varlığını göstermeye çalışıyor. Ya ben tam Ya ne zaman işte bilmiyorum. şey Ama birileri PKK'nın oraları karıştırıyor o dönemlerde ha işte. işte o Başlıyor güç karıştırmaya. gösteriliyor. Orta Doğu'da çünkü madenler öyle diyeyim. Önemli olduğundan dolayı kısacası Ama hep önemliydi. jeopolitik konumdan Ta dolayı Musul'dan beri önemliydi. Belki dediğin ta gibi. Osmanlı ta 1970'lerden beri önemliydi. Yani çok Niye çok 70'lerin sonu? Ha, pardon. Evet, 70'lerin sonu. Niye ama? 1700'lerden beri önemliydi. 70'lerin sonunda ya işte oluşturulmuş, anlatabiliyor muyum? Bir Bir şekilde. şeymişler olmuş. Yani Zaten Apo'nun da mesela hikayesini dinlemek lazım. Kimdir adam, kimdi, kimlerle karşılaştı, ne şekilde neyi kurdu bilmiyoruz. Bir de anlatılmıyor da genel anlamda. bilmiyorum. Yani biz sadece kurulduğunu biliyoruz, zararlı olduğunu biliyoruz. Zararlı Ki diyoruz. zararlı da. Çünkü devlete karşı herhangi bir silahlanma bir terör vukuosudur. Ve bu terör Terör vukuosu, zaten değil mi? aynen bu terör vukuosu Bildiğin dağıtılmalıdır. Yani radikal her olay, yani kusura bakma MHP içerisindeki mafyalaşma, Sedat Peker olayları vesaire olsun, örnek veriyorum. Bunlar da zararlı. Ve bunların da yok edilmesi gerekmektedir. bak şimdi 60-80 arasıydı bu. 5-60 arasında mesela MHP oluşmaya başladı. Biraz zararlı çıktı. Yani zararlı oluşmuş. Yine onun bir belki sebebi var. İkinci Dünya Savaşı işte olabilir mesela. Bu zararlı olacak. Bu 80'den sonra olacak olan zararlı partiler. Evet bu dönem tam yok bak. Bu dönem yok. Bu dönemden sonra çıkmasının büyük bir acaba buradaki boşluktan mı çıktılar? O da olabilir. Sanırım ondan. Yani burada bir Boşluk, boşluk var. boşluktan olabilir. Devlet belki Ama bu kendi zaman çıkıyor bak. Yok şu an ama. belki hükümet kendini tutabilmek için ortaya çıkartmış olabilir. Bunları da bilmiyoruz. Yani neden kaynaklı bir doğuş var onu Burada bir bilmiyoruz. boşluk Ama var. Neden? yatırım yapılmamasının sebebi de olabilir PKK'nın ortaya çıkması. O boşluk var, neden çıkmıyor vesaire diyorsun ya. Yani yatırım yapılmıyor, para alınıyor, paraların nereye gittiği belli değil. Şehirlere bakıyorsun, şehirlerde problemler var. Yani yapılmamış Problemler var. problemler, hastane yok, okul yok, yol yok. Yani Ekonomi yani. tabii ki Şimdi de. İkinci Dünya Savaşı'na çıktılar. 60-80 arasında ne oldu? Yani bizi bunları yaptırmaya engel olan Aslında hiçbir şey hiçbir şey yaşanmadı. yaşanmadı. Yarın Para hiçbir şey yok. işte para kazandı ama para kazanıldı ama para Nereye gitti? kazanıldıktan sonra nereye gitti? Fabrikalar mı açıldı? Mesela bu fabrikalar hangileri? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Türk Telekom vesaire, hani böyle eski fabrikalar falan var. Baktığın zaman mesela abi nerede şeker fabrikaları falan var. Onların da kökenine baktığın zaman kağıt fabrikası, şeker fabrikası, makine kimya endüstrisi falan, baktığın zaman bunlara Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllara geliyor. Uçak fabrikasının falan, paraşüt fabrikasının oluşturulması Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanıyor Hiçbir arkadaş. şey yapmamışlar. Yani aynen, yani halk zaten diyor ya, neden Recep Tayyip 20 sene boyunca hüküm sürdü? Yani baktığın zaman halka binlerce şey mi tesis etti? Yok. Halktan aldığı kadar ufak kısmını da halka geri verdi. Boşu boşuna insanlar şey demiyor. Yani bundan önce gelenler ne yaptı ki? Bundan önce gelenler ne yaptı ki? Biz o zamanları da biliyoruz. Sanırım Özal yani şimdi ki dönem yani Kenan Evren'den sonra olan Özel Özal özelleştirme yaptı. sanırım güzel şey yapıyor. Bir şeyler yapıyor aslında. Özelleştirme şeylerin önünü Bir açıyor. şeyler yapıyor. Zengin, hani zengin Şimdi oraya olmak isteyen geliyoruz. insanların önünü açıyor, bir şeyler Bir yapmasına şey şey oluyor burada. Bak bu Turgut Özal'ın dönemi de bence çok önemli. Hani hareket var. bir hareket var. Bir olumlu bir Anadolu'da bir hareket şey var. var. Bir büyüme, gelişme var. Evet. Müdahalenin sebepleri olarak yani darbedeyiz hala. Sağ-sol çatışması, bölücülük, suikastlar, katliamlar, Cumhurbaşkanı seçim krizi, siyasal, sosyal, ekonomik istikrarsızlık olarak gösterildi. Yeterli bir sebep bence. Ama dediğin Bilmiyorum. gibi hani ne oldu bu dönem? Cevabı bende yok. Yani bir şeyler olmuş. Süleyman Demirel'in başbakan olduğu hükümetin faaliyetlerine son verildi. Siyasi partiler lağvedildi. Hiçbiri yani kalmadı. Kenan Evren Cumhurbaşkanı oldu. Ama bu dönemde işte sanırım yine siyasi partiler kuruluyordu.
Özal geliyor. Şimdi yine kurulacak aslında. Yani Kenan Evren Hı-hı. döneminde de aslında partiler gözüküyor. Özal liberal bir insandı diyebiliriz. Ama bayağı işte 80'lerin sonlarına kadar aslında Kenan Evren gidiyor. Yani Özal 90'ların başında geliyor. Ve çok kısa Ya aslında. Kenan Evren askeri bir şey. Yani istikrar, ülke içerisindeki istikrarı şey Askeri yapıyor. neydi? Komite bir şeydi ya. Hangi dönemde kim iktidardı diye yazmışım. Cemal Gürsel'le Kenan Evren partiler üstü askeri hükümet diye geçiyor. Yani o ara yok Darbe hükümettekisi. dönemi. Bu iki darbe 60'tan sonra bir de 80'den sonra. Hatta Kafes. bakın 80 ile 82 arasında hiçbir şey yok. Hiçbir hareket yok. Hiçbir hareket yok. Hiçbir hükümet kurulmamış. 60 ile 61 arasında da kurulmamış ama bir yıl sürmüş o. Mesela bu daha fazla 80 olan. Anlatılan kadar büyük bir şey yaşanmış burada. Ne yaşanmış? 24 Ocak kararları bundan sonra olacak. Bak çok bir şey yaşanmamış. Bir Kıbrıs harekatı var. Kıbrıs Harekatı ondan da önce var aslında. Sağ sol olayları var. Hiçbir şey yok Zaten bu arada. Ne var orada Kenan bilmiyorum. Evren'in sağsol üzerine Getirdi. geldi. Ya yani onları durdurmak için bir darbe yapıldı. İstikrar sağlandı kısacası. O anarşi senin dedin ya anarşizm başladı. Kısacası demokratik hareketler yavaş yavaş ülke içerisinde gösteriyordu ama zararlı olarak gösteriyordu. Zararlıydı. Bu da Kenan Evren'i darbe yapıp hükümet Evet. kurmasına sebebiyet verdi. Ve İyi mi oldu, Kenan kötü mü oldu Evren mu bunu bilmiyorum. Özal'a Bunu şey bırakıyor. yapalım. Mesela ben şey okudum. Hani Kenan Evren'i genellikle sevmiyorlar. Doğrudur, Çünkü bilmiyorum. neden? Yani çok önemli bir darbe diyorlar 80 için. Özellikle 80. 60'ta değil. Yapılmaması gereken Yapılmaması gerekiyordu diyorlar. daha çok. Ama mesela ben niye Özal'a bırakıyor? Madem bu kadar Tutkusu var. tutkusu var bu işe. Cumhurbaşkanı Niye olacağım, bırakır? böyle hükümet yöneteceğim diye. Hükümeti işte bilmem ne. Niye öyle bir şey yapsın? Niye Bırakmasına rağmen bıraksın? ki idam vesaire takır takır idam da ederdi. O sırada çünkü İdam bile etmemiş. Evet. o hal vesaire şeyi vardı. Kenan Evren neden bu şeyi yaptı? Soru işareti. Bak o da yok burada. Yani niye bıraktın? Yok. Direkt Şimdi, Özal'a ya bıraktı. bunu daha bilirkişilerin konuşması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bunu ben de Sonra bilmiyorum. Özel'e Heh, ben 83 işte seçeneği bak sonucunda ANAP iktidara geliyor. bilmediğim noktalara gelmeye Tamam. başladık. Yeni Farkındaysan sensin. partiler kuruluyor bundan sonra. Ama dediğim gibi bu partiler aslında Kenan Evren döneminde o 9, 7 yıl 82-89 arasında kurulan partiler. Büyük Türkiye Partisi darbeden sonra kapatılmış Adalet Partisi'nin siyasi mirasçısı olarak kurulan Sahilli Parti. 12 Eylül yasaklarından Demirel ile yakınlığıyla bilinen diğer bazı Adalet Partisi yöneticileri yürütmüş. Aynı dönemde kurulan öbür sahilli partiler gibi kapatılmasıyla ortaya çıkan boşluğu bu partinin oy tabanına dayanmaya başlayan Büyük Türkiye Partisi. Kapatılmış eski bir siyasi partinin devamı olduğu gerekçesiyle yine kapatılıyor bu da. 83'te kapatılıyor. Yani hiç yaşayamamış bile. Ha, sonradan tekrar kuruluyor. Tekrar kapatılıyor. 2016'da başka parti yine kuruluyor. Büyük Türkiye Partisi hala var. BBP. Evet. TP. BT. O da bir şeyler olmuş yani burada da bir şeyler olmuş. Burada da bir Refah şeyler olmuş Partisi. dediği zaman biz anlamıyoruz. Ama ben de anlamıyorum. Biz Yani niye izleyici olarak kuruldu, niye öğrenmek tekrar geldi, istiyoruz. niye 3 kere, niye kapatılıp tekrar geldi? Bakalım ona en sonunda. Refah Partisi Milli Görüş Hareketi'nin darbesinden sonra kurulmuş siyasi parti. Necdettin Erbakan geliyor. Dindar, laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri gerekçesiyle 98'de yine kapatılıyor. Evet. Hatta biraz değişik kapatılıyor. Yani Ama Erbakan da bayağı böyle şeriat takıntısı olan bir adam. Yani 28 Şubat kararları mıydı? Yani bir şeyler olacak orada da. Hatta darbe gibi bir şey olacak orada da. Neyse. Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nin siyasi mirasçısı olduğu kabul edilen eski bir parti. Adalet Partisi'nden de ne kopmalar var? Yani bir yere doğru kaymamışlar. Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'in başkan olduğu Doğru Yol Partisi. Zaten Tansu Çiller 91-97 tam bir arasında kurulan koalisyon hükümetiyle kesintisiz iktidarda kaldı. Süleyman Demirel dönemi yani. Tansu Çiller başbakanken ya yani gerçekten Anadolu'dan kopuk bir kadın Tansu Çiller. Tam bir seküler bayan.
Onu bilmiyorum. Yani şey, bunu gözlemliyoruz bu arada. Yani Sanırım en başarısız dönem diyorlar aynen. Tansu Çiller dönemi. Doğru Yol Partisi Kenan Evren döneminde kurulsa da daha sonra iktidarda kalıyor. Yani şimdiden kuruluyor. Anavatan Partisi Özal tarafından kurulmuş eski siyasi parti. 4 eğilimi dolayısıyla CHP'den kaynaklanan eğilime de sahip çıkma iddiasına karşın siyasi yelpazenin sağında yer alan muhafazakar bir parti olmuş. Yani biraz seküler, Seküler muhafazakar. yani biraz Şu anda aslına bakarsan Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyi, aynen. başlangıç aşaması gibi. Çünkü Evet. Recep Tayyip Erdoğan da seküler bir muhafazakar olarak gözüküyor. ANAP'ın muhafazakarlığı daha önceki sağ partiler oranına kentselleşmiş bir özellik göstermiş. Özal döneminde ANAP'ta liderin ağırlığı daha önceki sağ partilere göre daha belirgin olmuş. İktidar süresince Türkiye'de neoliberal sisteme geçişi şiddetle desteklemiş ve bu doğrultuda icraatlar ortaya koymuş. Günümüzde halen bu dönemde yaşanan değişen etkisi sosyal ve ahlaki yansımaları da tartışılmaktadır. Yani Özal dönemi de biraz soru İşaretli. işareti. Yani orada da bir şeyler olmuş. 12 Eylül darbesinden sonra merkez sağ kolluğuyla paylaştığı Doğru Yol Partisi'ne göre Çağdaş Kentli bilim yanlısı sağ oluşum çizmeyi istemiştir. Biraz sanki Amerikan cı mı diyorlar. Öyle bir şey var. Ama dediğim gibi yine çok üstünde durulmuyor bu. Yani AK Parti kendisi ANAP diyecek. Bir şeyler olmuş burada da. Bir liberal yine bir Ya aslına bakarsan ama değil. olay ne biliyor Muhafazakar. musun? Biliyorsun bu zamanlarda ekstra olarak Soğuk Savaş da ortaya çıkıyor. Soğuk Savaş Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki o bilimsel çekişme vesaire. Genel olarak dünya kutuplaşmaya başlıyor. Avrupa Amerika Batı oluyor. Çin Rusya İran falan Doğu oluyor. Baktığın zaman Türkiye gibi önemli olup hem batı hem doğu etkisinde bulunan Hindistan var. Neyse, Neyse, neyse. Hindistan'daki şeyler geliyor. Tamam. Sonra Almanya'dan biliyorsun buradan Almanya'ya göç oluyor. Çalışmaya göçü oluyor. Almanya'ya gidiyorlar. Almanya'dan Yine o 80'lerde oluyor değil mi? batı kültürü işte 80'lerde. şeyden sonra Belki İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Almanya kalkınmak için işçi alımı yapıyor. Almanya'dan Alman kültürü geliyor. Rusya'dan biliyorsun o Antalya'nın oraya Ruslar her daim turistik olarak geliyor ki sıcak Sıcak denizlere Deniz'in inme sevdası. politikası her daim hala daha sürüyor yani. Ondan sonra işte buraya geliyor onların kültürünü alıyor. Zaten Araplarda bir din paylaşımı olduğundan dolayı aşırı kültür şey oluyoruz. Kısacası kozmopolitik olarak çok karmaşık bir medeniyet silsilesi ortaya çıkıyor. 2000'lerde aslında bu silsileyi yaşıyoruz şu anda. Bu silsileyi yaşarken de işte 80'lerden 2000'lere kadar bu silsile yaşanırken insanlar şeyi unutuyor bir tık. Yani Türk milliyetçiliği, Türk kültürünü unutuyor. Yani gerçekten Türk anlamı ne olduğunu şey yapıyoruz. Yani kaybediyoruz demeyeyim ama karmaşıklaşıyor, globalleşiyor kısacası. Dünya çünkü globalleşiyor. Özallar falan bitiyor. İşte darbeler falan şey oluyor. Erbakan Zaten geliyor. Erbakan'da da muhafazakarlar artık seküler. Yani kendi oraya zaten geçelim mi? geçelim. Orada güç Orada alıyorlar. anlatalım Güç bunu. alıyorlar, güç kazanıyorlar. Yani Şey. burada hakikaten dediğin gibi 80'den sonra bir parti patlaması. Bir parti patlaması. Ben saldım yani Çok mu anlamayı. fazla parti Çok kuruyoruz? fazla. Yani inanamayacaksın. Mesela Millet Partisi. 1984 Aykut Edebay'ın kurduğu Islahçı Demokrasi Partisi. Islahatçı. Hala üremeye çalışıyor. Kapatılıyor ama. Neyse, kapatılacak herhalde. Demokratik Sol Parti 85'te Ecevit'in kurucu genel başkanı yaptığı özellikle 90'lı yılların ikinci yarısında 2000'lerin başında Türk siyasetine etkili olmuş Demokratik Sol Parti. Ecevit'e göre solun bir düşünsel akım ve siyaset hareket olarak başlangıcı 60'lara dayanıyor. O biz anlattık ya, orada da anlattık. Eski CHP'de parti içi muhalefete dönüşen bu harekete ortanın solu adı verildiği. Ne anlatsa Necdet.
60'lı yılların sonlarında ortamın sol adını değiştirip demokratik sol tanımını getiriyor. 12 Eylül hareketinin ardından bu tanımlamada kurulan yeni partinin adı olduğunu görüyoruz. Karşıdan Ecevit'in kurucu genel başkanlığı yaptığı parti. He, onu Ecevit kurmamış. Onun kızı mı oluyor? Kızı konmuş. Kızı kurmuş. Yani Ecevit'in mirasçısı olan parti de bu. Büyük Anadolu Partisi 1986'da Kemal Bekman başkanlığı kurulmuş. Seçimlerden sonra faaliyet göstermeyen parti için dağılma ihtimalinin hukuki varlığı sona erdiği tespiti. 92'de kapatılmış. Çok bir şey yok. Sosyalist Parti Ferit İlsever tarafından kurulmuş. Yerini Doğu Perinçek'e bırakmış. Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmış. Biraz zararlı herhalde. Perinçek'in zaten savunduğu şey de çok zararlı bir yapı. Zararlı. Yeşiller Partisi var. Alakasız bir parti bu yalnız. Bunu biliyorum. Alakasız 2020 derken çevreci bir tarihinde de parti mi? var. Tekrar kuruluyor. Evet. Yeşiller Yeşil Partisi. siyaseti, yeşil liberalizmi benimsemiş bir partidir. Karbonsuz ekonomi politikalarını, çevresel adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliğini, LGBTQ haklarını, şiddetsizliği savunur. İklim krizle mücadeleyi ödüllendirir. Ne Bir alaka? şey söyleyeceğim. Aslında böyle partiler vuku bulması gerekirken Mesela yani ülkede aslında farklı bir şey tam tersi böyle partilerin ortaya çıkıp azınlıkları veya bu. şeyleri savunması gerekirken biz işte Sağ güç takıntısı var dediğim şey var ya, sol derken o onu bölünme. demiş, bu bunu demiş. Aynen. Aynen. Ondan sonra aslında sonunda anlatacaktım. Halk Partisi CHP aslında. O bir kapatılıyor dedim ya, tekrar kuruluyor. CHP tekrardan Selahattin kuruldu. Bingöl liderliğinde 90'a kadar, 90'a kadar Halk Partisi adı Tüzelkçi'ni sürdürüyor. Sonra adı Cumhuriyet Halk Partisi olarak değişiyor. Fırka da olmuyor sonra. Birleşik Komünist Parti. 12 Eylül darbesi ardından yurt dışına giden Türkiye İşçi Partisi tip. Türkiye Komünist Partisi ile birleşerek bu partiyi oluşturuyorlar. Brüksel'de açılıyorlar. Anayasa Mahkemesi tarafından sosyal bir sınıfın diğer sınıflar üzerine egemenlik kurmayı, devletin ülkesi milletiyle bölünemez bütünlüğü kurmayı amaçladığı, yasal olanak bulunan adla kurulduğu siyasi partinin bir devamı olduğu gerekçesiyle kapatılıyor. Dedim ya, o zararlı partiler Bak şu burada genç gücenmeye parti başlıyor. şeyin işte Can Ozan'ın partisi. Belki anlatırım da onu ben görmedim ya. Devam et. Halkın Emek Partisi, Kürt siyasi hareketinin Türkiye'deki ilk temsilcisi. Şimdi başlıyor işte. Ne bir daha söyle? Halkın Emek Partisi. HDP. HEP. HEP. Evet. Ondan önce kurulan. HDP'den önce kurulan. HDP'den önce kur. Tamam. Kürt yanlısı, yani Kürt ideolojik milliyetçisi. sol çevrede birleşiyor. Sol, yani biz şeyde şey yapacağız onu. Sosyalist olarak. Evet, bir tanımlayacağız, Sol, göreceğiz. solcu diyeceğiz ona. Evrensel bir eşitlik, özgürlük sorusuna oturtmaya dönük bir çaba sergiliyor. Yani insan hakları evrensel bilgisi atıfta bulunuyor bilmem ne, ama Kürt Partisi başlığı altında. Kürt Nedeniyle milliyetçisi partiden savunan uzaklaşıyor. sosyalist bir parti. Bilmem ne, bilmiyorum. Çok da şey üstüne durmamışım. Çünkü kapatılıyor büyük bir ihtimal. 93 yıllar arasında. Ya çok Tamam. az. İlk Birleşik Partisi. defa siyasi bir hareket olarak görüyorum. Evet, bu ilk ama. Terör örgütü eylem yani radikal Kürt eylemlerden kurt sıyrılarak milliyetçiliği olan. aynı şeyde İlki. görüyoruz. Siyasi bir 90, hareket üzerinde 90'larda görüyoruz. çıkmış. Evet, devam edelim. Birleşik Parti Sezer Karakoç tarafından 90'da kırılıyor. İki genel seçime girmediği için kapatılmış. O niye kuruldu o zaman? 2007 yılında tekrar Yüce Diriliş Partisi adıyla kuruluyor. Demokrasi Partisi, DEP. Ben bunu... Partiler, partiler. Heh. Parti patlaması. Parti patlaması. 91 yılında kurulmuş. HEP'in kapanması ihtimaline karşı kurulmuş. Bu da kuruluyor, kapatılıyor gibi bir şey. Halkın Demokrasi Partisi'ne geçtiler sonra. Tamam. Sosyalist Birlik Partisi bir grup bağımsız sosyalist aydınlar tarafından kuruluyor yine. Birleşik Sosyalist Parti'ye katılıyor sonra bu da. Hiç şey yok bunların, yani kuruluyor, katılıyor. Kuruluya Çok kapatılıyor mu? Kuruluya katılıyor. kapatılıyor. Başka birine katılıyor. Özgürlük ve Demokrasi Partisi 92 yılında kurulmuş yine. Kapatılma ihtimaline karşı kurulmuş. Neyin? Hepin mi? He. HEP'in kapatılma ihtimaline karşı. Hepsi hepin kapatılma Evet, ihtimaline evet. karşı kurmuş. Devletin ülkesi milletiyle bölünemez bütünlüğü aleyhine hükümler bulunması nedeniyle kapatılmış. Türk milliyetçisi olunca ve Sosyalist Parti tipin ayrışması sonrasında Sosyalist İktidar Grubu başlamış.
SİP kuruluyor sonra, Sosyalist İktidar Partisi'ne dönüşüyor. Dörtlerin dönüşü. 87 yılında yapılan referandum ile siyasi yasaklar kalkıyor ve Bülent Ecevit, Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Nedvettin Erbakan siyasi arenada yerlerini alabilmişlerdir. Neden? Çünkü Kenan Evren'in bitişine kadar aslında Özal, hayır var. Onlar muhalefet olarak birleşiyorlar. Özal yine 87, yani yine var Özal. Özal iktidarda, bunlar i̇ktidarda muhalefet olarak bunlar muhalefet. Ecevit, Demokratik Sol Parti'nin, Türkeş, Milliyetçi Çalışma Partisi'nin, MHP değil. Demirel, Doğru Yol Partisi'nin, Erbakan ise Refah Partisi'nin genel başkanı oluyorlar. 90'lı yıllarda seçimlere hep ileride katılan SHP, TBMM'nin açısını Kürt kökenli milletvekillerinin Kürtçe yemin etmeye kalkışması ortalığı karıştırmış. Ve Nevruz Bayramı'na çıkan olaylar sonucunda istifa etmişler SHP içindeki HP. SHP içindeki muhalefet hareketinin önde gelen ismi Deniz Baykal ve diğer CHP kökenler CHP'yi açma kararı alıyorlar. Burada ben koptum arkadaşlar. SHP'nin içerisindekiler içinden çıkıp kuruyorlar. Bak burası çok ilginç. Zararlı bir parti iken. SHP. Burada ben soru işareti kaldım. Şunu bir anlamadım. Şey yapabiliriz. Yani şurada belki bir tık yumuşak bakabiliriz. Sosyalist Hareket Partisi değil mi? Ben yanlış. Sosyalist Hareket Partisi'nde. SHP. Tamam. Kürt milliyetçilerin içinden hareket çıkıp yapması. Sonra da CHP kurması, yani çok şey, şunu anlamak lazım. Kürt dediğin zaman her daim bizde şey oluyor ya, bu da bence biraz AK Parti iktidarından dolayı kaynaklanıyor. He, terör. Terör. Kürt terör şeyini bağdaştırdı. Yani ama öyle bir olgu yok ortada. Anladın abi mi? Şimdi şöyle olacak. Bunlar sosyalist olacak. Yani i̇şte, dediğim gibi o yani Kürt milliyetçileri dediğim o milliyetçi kesim kesip sosyalizmin içinde gösterecek çıkacak zaten. Ama sosyalist. Bak, bu da beni şaşırtmıyor. Yani yine sosyalizmden çıkması da CHP. Ya yani zaten sosyalist. CHP'nin kendisi sosyalist biliyor. Onlar sosyalist yani. Hı hı. Aynı saftalar. Çok değişik. Devam. Baykallar CHP'ye Baykallar CHP'ye CHP tekrar açma kararı alıyorlar. Tekrar açıyorlar. Özal'ın vefat etmesi üzerine 93'te Demirel Cumhurbaşkanlığı'na geliyor. 93'te yine başkanlığa, genel başkanlığı Tansu Çiller seçiliyor. Allah'ım bu kadının çizmesine. Bir önceki seçimde kazanılan büyük kentler Refah Partisi'ne teslim ediliyor. CHP bu seçimlerde %4 oranında 4.7 almış. Sosyal demokrat oylar gitgide eriyordu ve birleşme çalışmaları başladı. SHP feshedilerek CHP evet, katıldı. Şu Muharrem İnce'nin önüne her daim sunulan 99 koalisyon gibi. Şey mi? Evet. Seçimi. CHP katılmış o da. Koalisyon yapmışlar. Doğru. Ama koalisyon olmuyordu değil mi? Oyları katılmış. Veriyorsun, oyları veriyorsun. 95'teki kurultayda ise Deniz Baykal genel başkanına getiriliyor CHP için. DYP ve CHP'nin koalisyon hükümeti yine kuruluyor. CHP seçiminde kıl payı 10 barajını aşarak meclise giriyor. Galibi ise Necmettin Erbakan'ın başında olduğu Refah Partisi oluyor. Refah Partisi biraz burada. Erbakan. Şimdi 28 Eylül süreci. Evet, Erbakan. Şimdi bu çok iyi. Yani çok ilginç değil de. Yine burada da bir olay var. Bu parti patlamaları bir şeyler oluyor yine burada da. 12 Eylül darbesi sonucu 80-90'lı yıllarda radikal sağcı gruplar güçlenmiş. Ve bunun sonucu olarak Refah Partisi 95'te genel seçimlerinde güçlü duruma gelmiştir. Yani adam siyasal İslamcı. Ve bayağı da güçlü konu. Güçlü oluyor nedense 90'ların İşte sonunda. Bu da seküler muhafazakarları ortaya çıkartıyor. 96 yılında seçimin ardından DYP ANAP hükümeti kısa sürede dağıldı o yüzden. Türk siyaset tarihinde 28 Şubat kararları olarak geçen kararlar Türkiye siyasi tarihine önemli değişikliklere neden oldu. Necmettin Erbakan'ın havada yakıt ikmali olarak tanımladığı başbakanlık görevini hükümet ortağı DYP genel başkanı Tansu Çiller'e vermek amacıyla 97'de istifasını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunuyor. Ancak Demirel, hükümet ortakları arasındaki protokolü dikkate almayarak hükümeti kurma görevini ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a veriyor. 98 Kasım'ında eski Refah Partisi mensubu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı düşürülüyor. Yani şimdi ben ona geliyorum aslında. Hapse yani atıldığı şey değil mi? Hapse atıldığı süreç. Yani AKP'nin kuruluşundan öncesini anlatıyorum. Hani bu İslamcıdan çıkması.
28 Şubat sürecini postmodern bir darbe olarak tanımlayan bazı yazarlar diyorlar. Bu dönem yine bir şeyler olmuş yani. Milliyetçi Hareket Partisi tekrar kuruluyor 83 yılında. Pardon, 85 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi olarak değiştiriliyor. Türkeş'in siyasi yasağı kalkınca Muhsin Yazıcıoğlu oluyor. Musun Bey? Geldi. Türkeş Bu arada bu eleştirerek harikadır ya. arkadaşlarıyla birlikte istifa ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu istifa ediyor. Ülkücü Gençlik Derneği eski genel Muhsin başkanı. Yazıcıoğlu oldu da bir tık şey muhafazakar. Hı. Muhafazakar milliyetçi. Yazıcıoğlu ve bir grup arkadaşı Büyük Birlik Partisi'ni kuruyorlar sonra. Genel başkan oluyor Yazıcıoğlu. BBP. MHP olarak yine değiştiriliyor sonra. Büyük Birlik Partisi, Yazıcıoğlu liderliğinde kurulan, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi parti. Genel başkanı Mustafa Destici'dir. Destici. Destici'dir. Türk Yani milliyetçiliği ve Türk İslam sentezi ideolojisinde kendini konumlandırmakta. Yazıcıoğlu en çok şey geçirmiş insan da bu arada. Mecliste. Yasa tasarısı geçirmiş olması. Yani çok güzel yasalar sunuyordu. Yasalar da meclis tarafından hızlıca oylanıp geçirilebiliyordu. Liberal Demokrat Parti, Gültekin Tırpanca genel başkan olmuş. Klasik liberal görüşe sahip partidir, hala da vardır. Politik LDP mi? görüşleri. LDP'nin başında galiba şu anda Cem Toker mi var bilmiyorum da. Yani yine ilginç şeyleri var bunun da. Genç Yunuslar adındaki gençlik grubu parti destekten gençler tarafından resmi bir kuruluş olmasa bile varlığını sürdürmektedir. Olabilir. Resmi değil miymiş? Marihuana'nın yasallaştırılması gerektiğini savunmuştur. Oha! Oo. Çok aşırı seküler bu ya. Neyse. Yani yine o çok bir O rolü yok yani. liberal seküler kısmı o. LDP'ciler. Evet. Emek Partisi, Marksist-Leninist bir parti yine. İşçi sınıfının, proletaryanın yani iktidarla kurulacak olan diktatörlüğü ve halk demokrasisi savunmaktadır. Komünist rejim. Emek gençliği, Türkiye'de yaşayan bütün halklardan gençliğin bugününü ve geleceğini kazanması tek yolu sosyalizm olduğunu ifade etmekte. Marksizm-Leninizm olduğunu görüşünün beyan etmektedir. İşte bu yanlış görüşlere saplanmışlar. Abi bilim, bilim, bilim. Yani bilime ışık tutmak lazımken Yani. fikirlere ışık tutuyorlar. Fikirler zaten önceden bulunmuş. Yani bir fikri Aynen. savunmak bir şey değiştirmez. Kuruluyor kapatıyor, kuruluyor Ha. kapatıyor. Neyse, Demokrasi ve Barış Partisi 95'te Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası açılma nedeniyle DDP yöneticileri tarafından 96'da kuruluyor. Çok bir şey yok yani yine. Temel çözümü parlamento niteliği değişmedi diyerek kapatılmış. Sol partiler birlikte açığız demiş. Devam. Fazilet Partisi, milli görüşü benimseyen Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasına az zaman kala İsmail Akteki tarafından kurulan siyasi çatısı. Bunu da göreceğiz sanırım ya daha sonra. Hazret Göreceğiz Partisi sanırım. hala duruyor. Halkın Demokrasisi Partisi. Ya işte bak o şu göreceğimiz seçim şeyinde hala var bunlar. ANAP da var. Evet o da var. O da Genç Parti de kapanmış. var. Hı. Genç Parti hatta Cem Uzan şey yaptı. Meclise girersek dedi herkese benden 10 bin euro. Halkın Demokrasi Partisi HADEP. Türkiye'nin demokratik toplum hareketi sürecinde 94 yılında kurulmuştur. 2003 tarihinde yasa dışı faaliyetlerin merkezi olduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. Büyük Birlik Partisi Halkın Demokrasi Partisi HDP işte. HDP miymiş o? kapatılıyor. Bu dönem HDP bundan HDP. öncesi sanırım. Bu arada HDP'nin ismi Halkların Halkın Demokrasi Demokratik Partisi. Halkın Evet. Demokratik Partisi. Aynı değil Ama mi bu isimleri? sanırım başka. HADEP Neyse bu. HDP. 95 yılında kurulmuş, kapatılmış ama bu da. Doğrudur. Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu liderliğinde kurulmuş. Türkiye Aydınlık Partisi. Türkiye Partisi. Neyse bir karıştırmışım. Tuğrul Türkiye tarafından kurulmuş siyasi partidir. 2010'da feshedilip Milliyetçi Hareket Partisi birleşti sonra. Sonunda 2000'ler. Yani bir şeyler olmuş burada bakın. Pıt 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 pıt. Liberaller azalmış farkında mısın? Evet. Eskiden Liberal liberal tutunamadığını fark ediyor bence. bence Sadece liberaller LDP hala daha olan bu parti kalıyor ama bu da yok yani. Yok desem iyidir. Cem Toker'in sözlerini severim ben ya. O da liberal. LP'nin mi? LDP'nin mi? Bilmiyorum da. LDP Yunus'la bilmiyorum. LDP olabilir. Bakayım. Yunus'tu sanki ya. Yunus gençler miydi neydi? Neyse yani biz ne görüyoruz?
burada. Yeşiller Partisi, Demokrasi Partisi, şu mavileri almıyorum zaten. Hani onlar şurada yok. Sonra burada neyi görüyoruz biliyor Burada musun? neyi görüyoruz? Sosyalistlerin ve muhafazakarların ne kadar parçalandığını görüyoruz. Ülkücülerin aynı istikrarda devam ettiğini, aynı şekilde komünist rejim altındaki daha Kürt yatkını veya Kürt milliyetçisi partilerinde aynı istikrarla, MHP gibi aynı istikrarla devam ettiğini ve liberallerin de azaldığını görüyoruz burada. Azaldı. Komünistler Yani yine insanlar daha çok burada şey olmuş. İnsanlar globalleşmeden daha çok millileşmeye adım atmış. Onu görüyoruz burada. Ama millileşmesi de mesela ikiye ayrılmış. Sol milli, sağ Evet, milli. sol sağ bayağı ayrılmış. Bayağı kopmuş bence yani. Ve onlar kendi Bayağı içlerinde de şey kopmuş. Kendi yapmış. içlerinde de kopmuş. Mesela bu sanırım ATP katılıyordu değil mi? Türkeş kurdu. Evet, milli Katılıyor şeydi. sanki buna. Mesela MHP burada katıldı yine ATP. MHP, BBP yine var. BBP hala Yine var. var, hala var. Şu anda Yani burada Hüseyin değişmiyor Baş onların ikisi de. BBP şeye katıldı bu sefer. Yani 2023 Katıldı katıldı. seçimlerinde şeye Ama doğru. aynen dediğin gibi sağcı solcu bayağı parçalandı, koptu. Ben bile tutamadım. Ondan ona çıktı, ondan buna çıktı aslında. Burada da bir şeyler yapmak lazım. Yani şu nokta nokta olanlar yine göreceğiz 2000'den sonrası. Tekrar gelenler, kapatıp tekrar gelenler. Aslında bir fikir var. Sanki şey gibi olmuş. Özellikle bu HADEP bilmem ne hep onların kopmasında ben onu görüyorum. Kapatılmasın da kapatılacak çünkü biliyorlar. Bir sürü başka küçük küçük tekrar kopmalar. Ama yine bir fikir var. Yani burada biz ne anlayacağız? Dediğimiz Kürt milliyetçisi olan partiler sosyalizmin içinde ürüyor. Bence Muhafazakarların sosyalizmde değil daha çok komünizmdeler. EMEP var orada şu an. Mesela HEP'le HADEP mesela burada. Evet, 2000 yılları geçelim. Bizim şu döneme doğru geçelim artık. Geçelim. Ahmet Necdet Sezer 10. Cumhurbaşkanı seçiliyor 2000'li Ahmet Necdet yıllarda. Sezer de şey, asker. Evet, o da asker. 97 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te yaptığı konuşma gezisi göstererek 10 ay hapis ve Siyaset 177 yasağı. milyon cezaya çarptırılıyor. Fazilet Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasının ardından gelenekçi olarak adlandırılan milli görüşçü kanat ki ORP'nin RP Refah diyorum Refah Partisi. Partisi'nin de oradan çıkıyor aslında. Ya bu milli görüşçü bir kanat oluşuyor Aynen öyle. orada. Ahmet Necdet Sezer zamanında bu başörtü sorunları vesaire oluyor. Ahmet Necdet Sezer çok seküler yaklaşıyor olaylara. Ne yaklaşık? Seküler yani şey yaklaşıyor. Böyle Evet. muhafazakarları dışlayan bir şekilde yaklaşıyor olaylara. Zaten Recep Olmaz. Tayyip Erdoğan ve işte AK Parti kurulları vesaire de şeyden bahsediyor hep. Ya mağdur edebiyatı yaparak aslında bir tık yükselme oluyor. Çünkü başörtülüleri savunuyor. Aynı zamanda sen Ben hala 2000'li hatırlıyorum sanki ya evet başörtü başörtü üniversiteden olayı falan. Yani o çıkartılanlar zamanlar hatırlıyorum. Ahmet Necdet Sezer zamanında Evet, 2000'ler. gerçekleşiyor. Hatta o sıralarda şeyin de Meral Akşener'in bile ne başörtüsü konusunda şey var açıklamaları falan var ki şu anda ne kadar şey yapsa da o zaman yaptığı açıklamalar şey Yapamıyor. yapıyor yani. Aa, gösteriyor. Evet. Neyse. Neyse. Milli Görüşçü Kanat 2001 yılında Saadet Partisi'ni kurarken değişince ılımlı olduğu öne sürülen Yenilikçi Kanat ise Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Kısacası kuruluyor. seküler muhafazakarların kurduğu AK Parti kuruluyor. Yani ne oldu? Milli Görüşçü Kanat'tan AK Parti oldu. İşte Gibi bir şey var orta orada. saha gibi bir şey oldu. Ve AK Parti Ecevit'in hani yaptığı gibi mi? Orta o orta sol soldu. yaptı. Ecevit Bu da AK şimdi Parti orta orta sağ. saha oldu. AK Evet. Parti sağ kökenli olmasına rağmen ilk geldiği zamanlarda 2002-2004 Hemen yılları anlatıyorum şu an arasında sanırım. Evet, şey anlatacağım. şimdi o biraz daha bildiğim konulara geldik. Yani sessiz kalmama gerek Ya yok. oralar, ya şu ara çok karışık. Ya Ne o olduğu belli değil. Kurulmuş kurulmuş. Pırt pırt yıkılmış, pırt 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 kurulmuş. pırt yıkılmış yıkılmış kurulmuş pırt. Burası bir Aslında karmaşa. Şu 82.000 Recep arası. Tayyip Erdoğan'ın bak işte ben hep şeyden bahsediyoruz. Biz işte şöyle kötü böyle kötü diyoruz ama 20 Yine senelik istikrar sağlaması, yani 20 sene boyunca başa gelmesi, tamam mı? Şimdi Tabii oraya geçtik. başkanlık sistemi hariç. Çünkü başkanlık sistemi bayağı kötü bir şeydi.
Öznel yorum, evet. Ya Tutuklanmak özel istemiyorum, evet. diyorum ama. Ya bayağı kötü bir karardı başkanlık rejimi. Oraya geçince konuşalım. Rejimi bozmaması gerekiyor. Lütfen Neyse. oraya geçince konuşalım. AK Parti'nin bir geri planını aslında 80-2000'de bence biraz onu gördük. Yani Aynen. karışık olmasına İşte karşın. muhafazakarların içerisinde Evet. yeniden işte global AK Parti globalleşmeyi kabul eden, daha böyle toplumun kapsayıcı bir yapıyla geldi. Hatırla Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT'liler hakkında kendi Evet. özgür kararlarıdır Evet. deyip Bilmem nesi de ondan var. sonra savunması da var ki şu anda onlara Tutuklanmak karşı istemiyorum. şu anda onlara karşı nasıl bir tavır Yani sergilediğini o zaman görüyoruz. daha O çok biraz bir şey değişmiş şu söyleyeyim an. mi? O zamanlarda ben dinleseydim oradaki herkesi dinleseydim Belki ona şey yapacaktın, değil mi? kesinlikle. Çünkü benim şu andaki o merkezci, ortacı, ondan sonra herkesin yaşayabileceği bir toplum ma en yakın görüş o zamanlarda oradaymış. Oymuş. Ama gene de beni belki ondan bir tık itecek olan şey hala da savunduğu, fanatiği olduğu bir o muhafazakar bakış açısı var ya, o. Bence bu fanatikliktir. Yani açık görüşlülük her daim iyidir diye düşünüyorum ben. Bu benim fikrim. Ben şöyle kanaat getirdim. Yani aslında en sonunda varacağımız şeyi şimdiden söyleyeyim. Stek Parti döneminde bu 60-80 arasında bir çaba vardı. Hatta şöyle diyeyim, 45-60 arasında bir çaba vardı. 60-80 arasında bir tamamıyla boşluk. Ben nedenini de anlamadım, sebebini de anlamadım. Sonra 80'den sonra yani şu gördüğümüz tabloda bir fikir bombardımanı, böyle bir bombardıman Kısacası var. insanların kendi içine kapanıp kapandıktan sonra da Bir açılmış sanki. açılmış Burada bir bir patlamış bir şeyler olmuş. o çıkmış, Hala çıkmış, yine açılmış. 2000 ve 2020 arasında da yine bir patlama olacak. Ama bu zamanlarda da patlamalar oluyor ama varlığını gösteren partilerle güçlü olan partiler arasında büyük bir şey. Yani şu anda bile baktığın zaman hangi partiler daha böyle söz konusu ortaya çıkıyor? Bakıyorsun İYİ Parti, işte CHP, AK Parti, MHP farkındaysan gücünü kaybetti. Evet, kaybediyor 90'larda. Ondan sonra şu anda da aşırı kaybetti Aşırı MHP. kaybetti. Parçalandı, bölündü, parça paramparça oldu yani. Ondan sonra işte bir de tuhaf bir şey olarak dediğin gibi marjinal bir yaklaşımda olan yeni partiler ortaya çıktı. Devam et. Yani ben şunu gördüm AK Parti için. Hani bir boşluk oldu 60-80'de. 80'de bir patlama oldu 2000'e kadar. Ve bu Erbakan'ın, Necdetin Erbakan'ın aşırı sağcı tutumu. Zararlı olduğu görülünce Zararlı olduğu görülünce biraz orta kayıyor. sağ, yani orta sağ olan kısım daha AK bize Parti. okey Yani deniliyor. aynen. Bize okey geliyor. AK Parti geliyor. AK Parti de kazanıyor AK zaten. Parti'de yine 20 yıl diyeceğimiz bir sürede bayağı damga vuruyor yani. Bu arada Genç Parti'ye falan da şey yapmaz. AK Parti'nin yarıştıkları arasında Genç Parti de vardı. Genç Genç Parti Parti burada değil mi ya? Cem Uzan'ın partisi, liberal bir parti. Genç Parti vardı sanki de. Yani ben şunu görüyorum AKP'de, onu söyleyeyim hemen geçeyim. Ya zaten bu şey de, şey durumu da var aslında. İki darbe yaşanıyor, darbeden sonra bir şeyler yaşanıyor. Sanki AK Parti bunun çözümü, mesela şöyle diyeyim. Ecevit mesela sola yaklaşırken, solu sağa yaklaştırırken, mesela AK Parti'nin sağı ortaya yaklaştırma şeyi. Sanki Türkiye ortada mutlu gibi bence. Türkiye zaten ortada mı? Ortada mutlu. Ve bunu sanırım AK Parti başarıyor 2000'li yıllarda da. Yani aynı 80, 60'lı yıllar mıydı Ecevit? Onun 60'lı yıllarda yaptığını bence Erdoğan şimdi yapıyor. Evet, neredeydik? Yaptı. Yaptı Şu hatta. anda ama baktığınız AK Parti zaman kuruldu. şu anda AK Parti'ye baktığın zaman şey diyemezsin. Orta sağ diyemezsin. AK Parti bildiğin sağ oldu. Hatta sağıyı da İşte geçti sağa yani. geçti. Gidiyor. Şu anda orada yer duruyor. Yardırıyor hatta. Neyse evet geliyoruz. Erdoğan siyasi yasa nedeniyle seçimlere giremiyor ve milletvekiliyle seçilemiyor o dönem. Abdullah Gül başbakanlığa gelsin diyorlar. Şimdi bu da olaylı oluyor.
Necdet Sezer'in görev süresinin 2007 tarihinde dolacak olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimi Erdoğan'ın muhtemel adaylığına başta CHP olmak üzere herkes karşı çıkıyor zaten, bunu söyledik. Üç ana makamın milli görüş adı verilen siyasi İslam akımının temsilcileri tarafından doldurulacağı ve bunun ülkede gerilime neden olacağı, Cumhurbaşkanı tarafsız olması gerektiği fikrini savunarak karşı çıkıyorlar buna. Doğru söylemişler. Abdullah Gül aday gösteriyorlar aslında, Aslında tarafsız olarak istenilen Recep gibi. Tayyip Erdoğan ama Ama Abdullah Gül'ü Abdullah koyuyor. Gül geliyor. Ki Cumhurbaşkanı Türkiye. tarafsız olmalıdır. Bu bence herkesin savunabileceği bir görüş Şu olmalı. anda mı öyle değil? Şu anda partili bir Partili. cumhurbaşkanımız var yani. Evet. Neyse. Geleceğiz. Türkiye tarihinde Geleceğiz. görülmemiş bir kararla Türkiye bir Millet Cumhurbaşkanı seçemediği için erken seçime gidiyor Türkiye. 2007'de. Cumhuriyet mitingleri oluyor. Belki hatırlayan vardır. Ben hatırlamıyorum. O sıralarda biz liseye Ben geçeceğimizi sanki söyledik. hatırlıyorum. Yani 2007 biraz kırılma oluyor. Adalet Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kuruluyor. Önde gelen isimlerinden bir bölümün Fazilet Partisi'ne aslında yakın ya da o kadrodan olup bu partinin kapatılmasından sonra kurulan ve devam niteliğine sahip olduğu kabul edilen Saadet Partisi'ne katılmayanlardır diyorlar AKP'yi kuranlar için. Fazilet Partisi'nin veya ilgili siyasi geleneğin uzantısı olarak gösterilmesi partiler tarafından kabul görmemektedir ama Anavatan Partisi yani ANAP'ın devamı olduğu iddia edilmiştir. Ya ana Aşırı sağdan sağ olsun. liberal biraz sağ gibi bir konumu var. Yani aslında liberal Ya liberal muhafazakar muhafazakar oluyor. orta sağ parti bir Evet, şey oluyor. muhafazakar oluyor. Zaten AK Parti kendi Aynen içerisinde bu zamana gelirken de çok fazla değişim öyle. gerçekleştiriyor. Yani düşünsene ilk başlarda Atatürk kelimesini bile kullanmayan Recep Tayyip Erdoğan son dönemlerde Atatürk kelimesini bile kullanabilir hale geldi. Anlatabildim Kullanmıyor mi? muydu? İlk seçimlerde, ilk 2002-2007 zamanında daha dinci, daha Kur'an üzerinden, daha İslami bir Ya din tabanından gelmiş zaten. politika yürütüyordu. Yani söylem yürütüyordu. Yani o konuda şey demiyordu ki Ama kendisi öyle görmüyormuş bak. Fazilet Partisi'nin uzantısı değilmiş diyor. Onu kuranlar gelmiş ama değilmiş. Sen kendi ANAP'ın uzantısı ANAP'ın diyorsun. uzantısı diyor kendisine. Olabilir. Kendisi öyle diyor valla. Hey, Evet yakışıklı ama ne zaten. yani? Ahmet Necdet Sezer döneminde kurulduğunu söyleyebiliriz. Saadet Partisi yine bu dönemde kurulmuş. Necdet'in Erbakan liderliğinde kurulmuş. Milli Hallenmiş. görüş ideolojisini benimsemiş siyasi örgüttür. Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dur. Çok bir şeyini göremedim ben. Küçük bir şey var. Temel Karamanoğlu tam şeyin savunucusu ya Sunnilerin mi savunuyor? Ya İslamcı. İslamcı diyebiliriz İslamcı onun için ama Temel Temel Karamollaoğlu. Karamanoğlu'nun da şeyde bu bir şey yakma eylemlerinde bildiğin bir otelin içerisinde insanlar cayır cayır yanmış. Bir şey var. Bir olaylar var. Tam olarak bir Karabük'te olması Yine bir lazım olayların. olaylar, bir şeyler var Olaylar burada. silsilesinin içerisinde bulunmuş bir isim zattır kendisi. Ha, kendisini belirli şekillerde savunuyor. Ha, bu savunmaları doğrudur, yanlıştır bilemem. Sadece ismi oralarda geçiyor diyebileceğim bir abimizdir. Bağımsız Türkiye Partisi, Haydar Baş liderliğinde kurulmuş milli ekonomi modeli isimli devletçi bir ekonomi programı varmış. Hak ve Özgürlükler Partisi Hak Parti yani. Abdülmelik Fırat tarafından kurulmuştur. Parti Kürt kimliğiyle öyle çıkmaktadır. Siyasi olarak federal bir yapıya bürünmesini savunan eyvah. AK Par'ın şu Bu anki yönüyle Demokratik Toplum Hüdapar da Hareketi'nin şey işte. ayrılmaktadır. Hür Parti'miş pardon. Hürriyet'in Değişim Partisi Doğru Yol Partisi'nden koparak kurulmuş. İktidar koalisyonu ortaklığı yapan Demokrat Türkiye Partisi'nin devamı olmuş. CHP'de kongresi 2008 yılında yapılacağından parti rota değiştirerek 2008'de Yaşar Nuri Öztürk tarafından kurulan Halkın Yükseliş Partisi'ne katılmıştır sonradan. Yine şey yok yani bunun. Demokratik Toplum Partisi 2009 tarihinde kapatılmış olan bir parti yine. Demokratik Toplum Partisi Demokratik Toplum Hareketi'nin partileşmesi sonucunda kurulmuş. Halkın Yükseliş Partisi sağ sol kavramından uzak durmayı prensip edinmiş.
anti-emperyalizmi savunan bir eyvah siyasi partidir. Kurucusu Yaşar Nuri Öztürk'tür. 2008 tarihinde kendini feshederek Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi'ne katıldı sonra. Tamam. Katılımcı Demokrasi Partisi 2019 tarihinde Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi ile birleşti. Eyvah. PYD yine 2003'te kurulmuş. Tam adı Partia Yekitia Demokrat, yani Demokratik Birlik Partisi. 2003 yılında Kürtler tarafından Suriye'nin kuzeyinde kurulmuş bir siyasi partidir. Şimdi 99'da Öcalan gidiyor ya. PKK, PKK şey olarak gidiyor yani. Hani kurucusu şeyi gidiyor. Yani hala varlığı vardır listelerde. aynen. Ya 99 yılında aslında kafası eziliyor diyelim. siyasi gücü oluyor, eziliyor ama işte Eziliyor. bunlar da onların peşinden çıkıyor. Peşinden PYD çıkıyor sonra. Diyebiliriz yani. Günümüzde hala faaliyet göstermekte. Suriye iç savaşının patlak vermesinin ardından. Suriye'de Halep eyaletinin Kobani, Menviç, Tel, Rifat, Telgrafat. Haseke, Tel Rifat pardon. Haseke eyaletinin Amude bilmem ne bilmem ne. Şanlıurfa'nın ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kenti. Resulayn. Resulayn. Tir-Esitiye kasabası. Rakka. Tel Abyad şehrinde siyasi askeri kontrol elinde tutmaktadır. Yani o şeyi çizdim de. Tamam. Orada PYD var yani. Tamam. Abdullah Gül. 2010'lu yıllar için, Abdullah Gül dönemi için çok bir şey söyleyemiyorum. Abdullah Gül'ün zaten vardı. Yani Gerçekten tararsız mıydı? Kendini göstermedi ama göstermedi. Biraz çok bir şey olmadı yani. şöyle bir nokta var. Önemli olarak bu dönem. Önemli olarak önemli bir şey diyemeyeceğim de şöyle bir gerçeğimiz var. Yani bildiği Tayyip'in şeyiydi. Biz o zamanlar yani daha çok Tayyip ismini Evet. duyuyorduk. CHP ülkenin erken seçime Gül adaylığı sebebiyle getirildiği seçimlerine uzlaşma karşı tutumlarını devam etme gerekçesiyle görev süresi boyunca hiçbir darbe katılmamışlardı. CHP'liler mi? Evet. Aferin. Ben Ya bunu size bir hatırlamıyorum şey söyleyeyim mesela. mi? Kamuoyu oluşturmak, o sırada büyük ihtimal Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Deniz Baykal Deniz Baykal değil mi? 2004 zamanında falan istifa etti. Ha 2004 evet. arasında Aa evet. istifa etti. Kılıçdaroğlu var. Doğru. MHP ise kendi Baykal adaylıklarını gösterecekleri düşünüyorum kendini sonrasında. gösteren bir şeydi. Yani konuşuyordu, anlatabiliyor muyum? Çok bir olay yok burada. O yüzden geçiyorum. Ulusal Parti kurulmuş. Ah, siyasi parti. Gökçe Fırat Çulaoğlu. Hiçbir şey Osman yok yani bu Pamukoğlu. partinin. Osman Pamukoğlu'na ne olmuş? 2000 Barış ve Demokrasi Partisi 2008 yılında kurulmuş sosyal demokrat liberal görüşlü. 2014'te aldığı kararla Halkların Demokratik Partisi HDP'ye mi katılmış? Ali İsim Babacan değişikliği diyorsun da. yapılmış. İsim değişikliği yapıp Demokratik Bölgeler Partisi adını almıştır. Hak ve Eşitlik Partisi Osman Pamukoğlu. Yücel Savaşı'yla olan Türkiye'de faaliyet gösteren partidir. 2011 tarihinde parti kapatma kararı aldığını duyurmuş. Ali Babacan'ı yanlış Kapatmış yani. fotoğrafıyla şey Aa, yapma. kapamamıştır pardon. Söylemiş ama kapamamış. Ali Pardon. Babacan, aa. Evet doğru. Kim bu? Kim bu? Arkadaşlar isim silelim. Karar alınmış, parti kapanmamıştır. Sonra 2019'da son verdiğini açıklamış. Yeni parti 2008 tarihinde kurulmuş. 2012'de Hak Eşitlik Partisi'ne katılan siyasi partidir. Tuncay Özkan genel başkanlığa seçiliyor. Ergenekon operasyonu kapsamında örgütün üyesi olduğu Osman iddiasıyla Pamukoğlu'nu da cezaevine alıyorlar gidiyor. galiba. Tuncay Özkan mı acaba bu? Hervin Buldan. Evet, Halkların Demokratik Partisi. 2012 tarihinde kuruluyor. AK Mithat Parti. Sancar ve Pervin Buldan başkanları. 2014'te toplanan olağanüstü kurultayla Figen Yüksekdağ Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş eş bakanlığa geçiyorlar. 15 bin kişi gözaltına alınmış, 6 bini tutuklanmıştır. Şu ana kadar olan. 2015'ten bu yana mı? Yani Neyse yani şu HDP, bak bir sıkıntılı bir parti bu da. bir şey söyleyeyim mi? Kısaca. Kandil, yani bizim buradaki Yine Kürt milliyetçisi sana bir şey diyebiliriz. söyleyeyim mi? Yani Kürt milliyetçisi olması sıkıntı değil de Ama tam da değil yani. bak şimdi Tam öyle olmadığı için zaten şu an.
katılmıyor. HDP hakkında konuşmak istersen. HDP'nin tek problemi bayağı konuşuyoruz yani istediğini silahlı, söyle bana. radikal. Saldım ben de. Anlayamıyorum, şey yapamıyorum yani. Konuşma yani evet, anlatmak evet. için yayınmak lazım. Evet, Değindiğimiz evet. kısımlar tabii ki de ince kısımlar olduğundan dolayı inşallah bize ince ince değmez. Şey, dikenli. Evet. Dikenli yollar Bir olduğunu. Şey olmaz ya. Şunu diyebilirim. HDP gerçekten Türkiye'nin meclisinde bulunması gereken bir parti. Yani tabii ki özel görüş. Aynen. Özel, ya özel görüş olarak bakmıyorum. Türkiye'de Kürtler var mı? Var. Kürtlerin oluşturduğu bir parti olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Bu konuda kimsenin ekstra çıkıp da "Oo efendim hayır olamaz asla" falan diyeceğini düşünmüyorum. Olmalı da. Hani azınlıklar varsa, mesela liberal görüşler varsa olabilir partisi, mecliste olabilir. Yani HDP'nin de mesela azınlıkları varsa onların savunucuları da tabii ki mecliste olabilir. Hatta doğru yönetim veya doğru bir söylem yapabiliyorlarsa Cumhurbaşkanı bile ne olabilirler. Bu konuda bir şey yok. Ama devletin silahlı, yani devlet dediğin, Türkiye devleti dediğin silah bulundurmak zorundadır, tamam mı? Hakkı, yani Türkiye devletinin hakkıdır silah bulundurmak. Radikal bir şekilde bu devletin askerine, yani Türkiye devletinin askeri gücüne radikal bir şekilde çatışma eylemine giriyorsan bu terörizmdir. Çünkü silah bulundurma hakkı devletin kendisindedir. Radikal bir örgütte değildir. Bu radikal örgütüyle bağlantısının olmaması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten bağlantısı olmasa onlar da şey bakıyorlar. Şimdi onlar da o dağa çıkmış insanların gözünden bakmaya çalışıyorlar. Ama şunu kabul ederek bakmadılar. Askere kurşun sıkılmamalı. Çünkü askerin temel olarak bu devletin personeli, yani bu devletin şeyi, bireyi. O askerde Kürt de var, Türk de var, Çerkez de evet, var, Laz da evet. var, her şey de var. Evet. Radikal olarak dağa çıkmış veya kendini anlatmaya radikal bir şekilde anlatmaya çalışan insanlar, tamam mı? Az önce hatırlıyor musun? Ortalarda da söylemiştik. Keskin sirke kübüne zarar. Yani çıkmamalı. HDP bunu reddetse, ben mesela HDP'nin bunu reddedip gerçekten Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne ve beraberliğine karşı şey yaptığını görsek, inansak HDP'ye, yani Selahattin Demirtaş'ın mesela konuşmalarında vesairede kendini savunabilen bir başkan. Gerçekten siyaset yapabilen de bir insan. Hı hı, neden mesela Cumhurbaşkanı seçimlerinde ona da oy vermeyelim? Anlatabildim mi? Ama bunu yapmıyorlar ve gerçekten Kandil'deki insanları savunuyorlar. Yani devletin askerine karşı gösterilmiş olan bu patlamalar, öldürmeler, cinayetler. Cumhurbaşkanı adayı oluyor ama. Oluyor. Oluyor. Oluyor, oluyor. Ama işte kendi tutuklanıyor. Kendi şeyini olmuyor yani. Kendini şeyden ayırmıyor. Kandil'den ayırmıyor. Ayırmıyorlar. Ya bir açık açık bir de söylüyorlar. İşte Kandil'den ayırmamalarının sıkıntı. Anlatabildim mi? Yani şunu görüyoruz. Özel bir bölge oluşturmak istiyorlar. Yani PKK neden silahlandı? Özel bölge oluşturmak için silahlandı. Hı hı. Özel bölge oluşturmak istediklerinden dolayı Türkiye'nin gerçekten birlik ve beraberliğine ben bir zarar veriyor değil mi? Ben bir Türk genci. Evet. Türkiye'nin misaki milliyesine zarar vereceğini düşündüğüm herhangi bir şeye yaklaşmak istemem. Ben Diyarbakır'daki insanlar da benim kardeşim. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yani Türkiye'de candan ciğerden olduğum insanlar var. Allah onların hiçbirine zarar vermesin. Kendilerince özel bölge oluşturmak isteyenler tamamen siyasi güç peşinde olanlardır. Yaşayabiliyoruz. Çok sevdiğim insanlar var yani. Benim de konuştuğum, hala daha şey görüştüğüm. Şey değil zaten sanki. HDP'nin destekleyen kişiler sanki böyle zorla, hani o köyde oy vermezsen senin başına bela oluruz diyen. Yok, hayır. Ondan bir ara değil. Bence öyle. Çünkü hep o anlatılıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizde de dediğim, baktığın zaman milliyetçi kesimde de aşırı derecede kin kusan, şey yapan,
İşte Kürt görse Kürt kesecek insanlar da var. Neden? Öyle yetişmiş. Karşıdaki insanı dinlemeden yetişmiş. Hayır canım. Sanki böyle zorla bir çıkarma gönüllü ama sanki zorla bir şey var. Şöyle söyleyebilirim. Zorla Bence. olduğunu düşünmüyorum Yani ama nasıl olduğunu ben bilmiyorum şöyle tabii ki söyleyeyim. ama sanki öyle Sana gözüküyor. belirli bir ideolojiyi dayatıp, tamam mı? Bu ideolojinin kusursuz olduğunu söyleyip, bu ideolojide senin savaşman gerektiğini sana Ha, inandırıp canlı aynen bombalar çıkartıp vururum. ben çünkü Yani tam düşünsene bilmediğim şeyler hakkında konuşmak istemiyorum. ben mesela ben şeyi bakıyorum. Anne babam var. Yani köydeler Kürt insanlar, tamam mı? Ondan sonra beni canlı bomba yapıp İstanbul'da patlatacaklar. Manyak mıyım? Yani sevdiklerim varken Ya bu niye biraz kendimden akıl vazgeçeyim? işi değil, bu tahmin oluyor ya. Yani yorum oluyor bu. Tamamen Bilmiyoruz doğru. şu Bu arada an. gerçekten şu anda tamamen yorum üstünde konuşuyoruz ama Yani yorum. Bilmiyorum. Yani yani nasıl yaptılar onu üzücü ama anlamıyorum. işte radikal eylemlere başvuran her şey aslında kötüdür. Net. Bunun da mı Radikal. cimi? Osu busu yok. HDP'nin kötü olmasının sebebi ise radikal eylemler yapan insanları savunuyor olması. Abi insan öldüren veya insan ölümüne yol açan herhangi bir şey iyi değildir. Yani kardeşlik diyorsak bu kesinlikle barış şeyinden Yani geçer. kardeşlik demiyorlar bence. Yani İşte evet bilmiyorum ama demiyor demiyorlar. gibiler. Demiyor gibiler değil. Demiyorlar Demiyorlar. sanki. Demiyorlar. Ben sanki şunu görüyorum, çok ilginç. Türkiye zaten ta Osmanlı'dan kalma bir karışık. Yani Osmanlı değil. milletler Bir birleşimi şey bir de. söyleyeceğim. Osmanlı zaten Zaten Osmanlı öyleydi. İmparatorluğu. İmparatorluk dediğim birçok milleti içinde Tamam. bulunduran bir şeydir. Şimdi Türkiye kaldı geriye. Orada da aynı şekilde bir sürü millet var. Şimdi niye Kürtler? Bak mesela niye mesela Yazlar Çerkezler değil, demiyor, Çerkezler değil de Lazlar demiyor. Kürtler. Başka biri, Bulgarlar var. Onlar demiyor da. Niye Kürtler diyordum? İşte bu da Neden? Ben bunu aslında sana sorgularım. bir şey söyleyeyim mi? Bu da o Kandil'deki insanların arka planında onları destek veren, yani para aktarımı sağlayan, o silahları, o şeyleri almasını sağlayan yapılar. Anlatabildim Bu mi? arada ben şey de demek istemiyorum. Yani onlar Kürt, onlar farklı da değil. Onlar içinde Türk başlığı altında, çatısı altında bir sürü ırk diyelim var zaten. Kürtler de zaten Türk. Yani baktığın zaman Ama bir insan niye ya mesela şuna karşılar. Çünkü farklılaşmaya sana bir şey çalışıp söyleyeyim. burada bir yer Şuna kurmaya çalışır? karşılar. Sana bir şey Neden? söyleyeyim. Şuna karşılar. Türk değilim arkadaş. Ben Kürdüm diyorlar. Ola arkadaş yani Türksün ama sen. ya Türksün Ama sen diyorlar. burada yaşıyorsun. Türkiye'nin vatandaşısın. Yani E tamam. Türkiye'nin vatandaşıysan Türktür. ne mutlu Türk'üm diyelim. Doğrudaki Türkiye'ye oradan gelmek. Yani ama onlar da işte şey yapıyor. Bunu şey gibi düşün. Zencilere nasıl niga diyemiyorsun ya. Ama kendi içlerinde birbirlerine niga diyebiliyorlar. Bu da öyle bir şey. Anlatabildim Ya mi? kimliği Kendilerine ona özel. Yani kimliği. kendilerine ona şey yapıyor. Bak ben de mesela Laz'ım. Baktığın zaman annem kökenleri Laz yani. Karadeniz'den gelmeyiz. Ben farklıyım, ben bir millet kurcam diyor musun? Ben Hayır. bir millet kuracağım demiyorum. Hayır yani. Yani tam tersi. Burada farklı bir şey var. Bence de Burada orada farklı bir işte şey var. orada büyük ihtimal para var. Paranın olduğu yerde de siyasi güç var. Aynen öyle. Anlatabildim mi? Yani Hayır, siyasi güç değil de yani siyahlar para başka milletlerin tamam işte karıştırması gibi sanki daha çok. niye Ya orada para siyasi tabii ki. para var? Para var. Paranın sebebi üzerine siyasi güçler birliği orada oluşturuyor. Biraz sanki kardeşi kardeşe kırdırma. Zaten her daim de söylüyor ki bunu Yani şöyle yapıyor işte bunu, savaşmayı. Yani direkt savaş açmıyor ama kendi içinde parçalama eylemi. parçalayarak zayıflatıyor gibi. Aynen. Bu çok Ama üzücü bir şey. üzücü bir Yani şey ama radikal bir eylem içerisindesin, farkında mısın? Yani vay evet. efendim benim haklarım savunulmuyor. Nasıl savunulmuyor? Senin hakların savunulmadığı kadar benim de şu anda haklarım ihlal ediliyor, savunulmuyor. Ama ben tutup da silahlanıp dağa çıkmıyorum veya bir Çözüm dağda yolu bu değil eylem yani. sürdürmüyorum. Ne yapıyorum? Benim gibi düşünenlerle bir olup daha doğru bir yol, yani daha siyaset yaparak. Siyaset dediğin aslında Budur budur. zaten. Bir Aynen. orta yol. Orta yolu bulup yaşam birliği oluşturmaktır.
Bunu yapıyorum. Sen bunu yapmıyorsan ve bunu yapmadığının sonucu zarar görüyorsan bu senin sorunundur arkadaş. Çünkü ılıman olmak gerekiyor bir yerde. Anlatabildim mi? Kendin için hatta. Kendin Yani. için. Benim için ılıman ol demiyorum. Yani bak böyle bu ideolojinin arkasından giderek aslında kendine zarar veriyorsun. Ki bir şey söyleyeyim mi? Bak mesela Ülkeye zarar veriyorsun. Oh. AK Parti de bunu kullanarak bildiğin tüm Kürtleri PKK'lı ilan tutup da aynı kefeye koyarsan sen buradaki insana haksızlık etmiş olursun. Yani şöyle mi oluyor şu anki AK Parti? Görüyor orada bir Kürt milliyetçi kesimi görüyor. O Ona zaman ona saldırıyor. saldırırken ama nasıl saldıracak? Kendini yücelterek Milliyetçiliğe işte kayarak, sağa kayarak. Bu sağa şey diyor. kayması AK Parti'nin aslında biraz arkasında biraz o da var. İşte dediğim gibi milliyetçi düşünceye sanki kayması. Ya işte şey yapıyor. Kayıyor gibi. Popüler siyaset izliyor ya. Belirli bir yerden tutunması gerekiyor. Belirli bir yerden tutunmak için Heh, de bunu kullanıyor gibi. belirli noktaları karalama yapıyor. Şey gibi düşün. Olabilir. Bu siyah, ben beyazım. Bu siyah, Ha. ben beyazım. Bu siyah, ben beyazım Tamam. yapıyor. Bak bir de şu var bak çok ilginç. MHP mesela 1900 40'lı 60'lı yıllarda mesela çıkıyor. Ülkücülük çıkıyor. Ama o rahatsız etmiyor bak. Aslında o da Radikal. milliyetçi, Bu radikal bir arada görüşken. radikal. Ama bu Bir rahatsız ediyor bak. şey söyleyeceğim. Aslında o da rahatsız ediyor. Aslında o da rahatsız ediyor. Bir şey söyle. MHP rahatsız etmiyor diye bir şey yok. Hayır Bak yani şey için mafya, söylüyorum bir şey bunu. söyleyeceğim. Sedat Peker gibi mafya 40 tipi. 60 hayır 60 80 40 60'ta kurulup 60 80'de faaliyet gösteren Orada MHP'deki kısım için o diyoruz bunu bu mafyatik arada. hareket var ya, Mafyatik hareketler için. güç, Faşist genel hareketler. halk içerisindeki çoğunluk güç onlara şey yaptığından dolayı, müsamaha gösterdiklerinden dolayı o yüzden Çıkıyor aslında. çıkıyor. Yani hiçbir farkları yok bence şeydi PKK, dağdaki PKK'lıyla şehir içerisindeki. Tam öyle demeyelim. Ama Bir şey tam söyleyeceğim. farkı yok Hayır. demeyelim. O Sinan, dönem bir şey için söyleyeceğim. sağ sol Sinan Ateş davası. Gördüğün gibi Sinan Ateş öldürüldü mü? zararı var. Öldürüldü. Bu zararı var diye bir şey değil. O da terör eylemi. Bence bu da terör eylemi. Kusura bakma. Ha, MHP'liler devletin kamu personeli olan askere saldırmıyor. Evet. Aha. Bu bir Aynen. doğruluk payı. Bu Anlatabildim mi? doğru. Ama şey yani Kandil'dekiler, Kandil şeyinde direkt askere saldırıyor. Asker kim? Arası bu terör oluyor o zaman. Asker kim? Asker. Sen ben. Yani senin benim evladım. Çocuklarımız. Ülkenin çocukları. Anlatabilir mi? Ülkenin İşte rahatsız çocuğunun etmesinin altındaki sebep de bu yani. işte ülkenin İkisi de aslında çocuğunun milliyetçi aynen gibi. öyle. Ülkenin çocuğunun burada da şu var. Ülkenin herhangi bir yerinden gelmiş çocuğun günahı ne? Yani. Anlatabildim mi? Günahı ne? Mesela Yani. o Kandil'dekiler tutup da MHP'nin radikallerini vursa ben niye Neden neden diyemezsin? demem yani. Yani. Çünkü ikisi de silahlı ve ikisi de kendi içerisinde çalışıyor. Yani çatışıyorlar. Bunu kabul etmek lazım. Mafyatik olgular şey değildir bence. Hani devletten üstün değiller. Yani Bazıları muhafazakarların içindeki tarikatların mesela onlar da zararlı. Bunlar onlar da zararlı. zararlı yani. Tam ama aynı ülkücüler gibi tam da rahatsız etmiyor. Ama mesela bu Bu rahatsız arada ediyor. ben tarikatları da savunmuyorum. Neden? Tabii tarikatlara da baktığımızda senin benim çocuğuma 45 çocuğa tecavüz davası çıktı. Yanlış mıyım? AK Parti'nin içerisinden bir bakan bunu Olabilir söyledi. yani bilmiyorum. Yani olabilir yani bilmiyorum değil. Bunlar Bunu gayet medyada bilmiyorum. gözüküyor. Yani Akıl duyuluyor yani. Evet soruluyor. duyuyoruz. Mikrofonlara konuşuyor. Duyuluyor, duyuyoruz. Evet. Kaçamazsın. Bunlar olan şeyler. Eğer ki birileri yani burada benim konuşma hani benim Ya bir utanıp şeyler benim oluyor bir tabii şey ki söyleyeyim. oluyor. Burada benim utanıp benim çekinip benim konuşmamam Yok değil. Ben konuşmaman bunu değil ya. söylediğim zaman bunu söylemiş o da utansın. Yok yok evet kesinlikle. Ben şey demeye çalışıyorum yani biz burada tam onu anlatmıyoruz aslında. Bak neden, sebep, sonuç hiçbir şey yok.
Yani bu biraz öznel de olabilir, Ben biraz. sadece şunu söyleyeyim. Röriken, yani Türkiye halk olarak, ben bir Türkiye genci olarak şunu söyleyebilirim. Bıktık bu radikal kesimlerden. Bu kendini her daim, yani tabiri caizse bir bok sanan insanlardan bıktık. Ben de bıktım. Ben apolitik bir insanım ya. Bana ne abi Ben senin de. aşırı derecede bir kesime taraf olmandan? Bir liyakat gösterebiliyor musun? Ha? Tutup gerçekten kendin ülken için bir şey gösterebiliyor musun? Bizim bence halkın en büyük problemi ne biliyor musun? Çalışmadan para kazanma olayı bizde çok var. Vallahi bak. Yani abi çalışan insan bir şeyler üretir. Üreten insanı da zaten böyle salak saçma işte ay ben şöyle milliyetçiyim, ay ben böyle şeyim, ay ben şuyum, ay ben buyum deme lüksüne sahip olmaz. Zaten zamanının çoğunu çalışmaya geçirir. Anlatabildim mi? İş yapmaya geçirir. Siyaset gerçekten boş adam işidir. Ben öyle bakıyorum yani. Yani. Siyaset boş adam işidir. Sadece konuşmaya dayalı bir şeydir. Abi Özden görüş, evet. yani şöyle bir bakış açısı var lütfen. Siyaset dediğin aslında birkaç insanın uzlaşmak için oturup belirli insanları savunduğu, ortak karar alınıp ülkenin refah seviyesinin arttırılmasına sağlayacak olan bir bilim dalıdır dersen zor olur. Tamam. Ama bunu yapan insanlar da belirli liyakatlere sahip olmalıdır. Şu anda bile yani baktığımız zaman aslında 4 Cumhurbaşkanı adayımız var. Arasında en liyakatli bulduğum kişi Sinan Oğan'dır. Adam okumuş, üniversitede profesör, hani şey kendini belirli bir yere kadar şey yapmış, profesör mü değilim, belki doçent olabilir. Türkiye dışında başka yerlerde, başka üniversitelerde bölümler açmış, sempozyumlara katılmış şeyler var. Onun dışında tabii ki de öğretmen ve bürokrat da var. Onun dışında Recep Tayyip Erdoğan da sanırım ekonomist. Lisans. Evet. Ekonomi lisansı var. Ne kadar Bilmiyorum. doğru, yani tartışmalar da çok söz konusu. Geçiyorum. Tuhaf yani. AK Neyse. Parti'ye, yani en sonunda bir özet yaparız zaten. Hani bu sıkıldık mı? Ne oluyor AK Parti? Güzel devam ediyordu. AK Bir şeyler Parti oluyor güzel mu? devam ediyor olsa zaten herkes devam Yok. ederdi AK Yani Parti 20 kafasında. yıllık olunca hani 5'te 1'i Cumhuriyet tarihinin. İşler Çok başarmış ama devam ediyormuş istikrar illa o. sağlamış. Onu Şimdi diyebilirsin. devam edecek mi? Onun bu curcuna bu herkes siyaset yapıyor, Bir herkes şey topar, Twitter'da bir şey söyleyeyim mi? yardırıyor. Bir şunu Bir şey topar, var yani. şunu toparlamak Mi isterim. acaba? Bir sorun mu var? Ben şunu toparlamak isterim. Bu sağcı, solcu, Kürtçü, Sunni, Alevi vesaire. Abi bunları geçmemiz gerekiyor. Bunları Ya. atlamamız lazım. Gerçekten Evet. atlamamız lazım. Konuşulmaması lazım artık. Aynen Ki ya abi. Aleviyim videosuna ne diyeceksin o Bir zaman? şey söyleyeyim. O da çok saçma. Ya orada güzel bir Oh. şey yapmaya çalışırken aslında çok fena ayrıştırıyor. Hani Ayrıştırma yani. pozitif bir şey yapmak, söylem yapmak istersen abi niye böyle bir şey kuruyorsun ki? Biliniyordu zaten ama Ya biliniyor derken biliniyordu ama abi bak sana bir yani şey ilan söyleyeyim mi? etme neden değil mi? Ha, umurumda değil ki senin öyle bir şey olman. Veya umurumda değil ki Ahmet Davutoğlu'nun Sünni olması. Beni ilgilendirmiyor. Bana liyakatlerinizi, yapacağınız projeleri falan anlatın. Onlar da mesela şey üzerinden, AK Parti çok fazla işte ayrıştırdı ülkeyi, şöyle böyle diye. Abi Bu da tamam. ayrıştırma. Tamam ayrıştırdı ama bu şekilde toparlayamazsın. Evet. Birleştirme dediğin bu şekilde olmaz ki. Bu bildiğin şey gibi. O ayrıştırıyor mu? Ben de o zaman Ben ayrıştırayım. ayrıştırdım ama biz yan yanayız. Yan yana ayrıştırdım. Bu da saçma. Ayrıştırmaman lazım. Abi, TC vatandaşı Bunu bitti. Ki Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı var. Bitti. Şey hariç ama. Aynen Sonradan Suriyelilere verilen Türkiye Cumhuriyeti öyle. kartları hariç. Lütfen onlar Türkiye Değil Cumhuriyeti mi? vatandaşı. Ben vatandaş olarak görmüyorum. Bu benim görüşüm. Yorumdur bu da. Bu benim Tehlikeli görüşüm. söylemler. Lütfen yani şey gibi düşün. Tehlikeli de değil de yani Ben sorun şu an bana sorun. kalırsa liyakat sahibi olmayan kimsenin Türkiye'de işi olmamalı.
Yani gerçekten Evet. güçlü bir Türkiye istiyorsak liyakat sahibi olmayan kimsenin Türkiye'de bir işi olmamalı. Ben öyle bakıyorum. Sona doğru geliyorum. Gel bakalım. Koalisyonda söyleriz onu da. Ha, bir daha Yani bu da başla. aslında Halkların HDP yine Abdullah Gül döneminde yine kurulmuş. Halkın Sesi Partisi HAS Parti. Adalet ve Kalkınma Partisi birleşerek feshedildi. Bu arada Geç. HDP şey Abdullah Gül Her zamanından zamanında kurulmuş kuruldu. ve ilk defa bir Kürt seçmeni olan Kürt sağcı milliyetçi bir parti Millet Meclisi'ne İzin giriyor. veriliyor aslında. Millet Evet. Meclisi'ne giriyor. Giriyor kalıyor bir de. Kalıyor. Kalıyor. Bence bu kötü bir şey değil. Çünkü biz hep ne gördük? Kuruldu kapatıldı, kuruldu kapatıldı, kuruldu Aynen kapatıldı. yani Bundan hiç önce hak verilmemiş. evet. Bence bu yanlış. Ama şunu da toparlamak lazım. Yani gerçekten radikal olan hiçbir şey, hiçbir şey. Evet, kapatsan da çıkıyor. Pat Yok, pat pat kapatsan da pat çıkıyor değil de radikal olan hiçbir şey desteklenmemeli. Net bir pat. olay. He, Kim olursan aşırı ol. olmamalı değil mi? Aynen öyle. Eşitlik ve Demokrasi Partisi soldan birçok siyasal hareketin solda yeni parti arayışı içerisinde bir araya gelmesi sonucu kurulmuş 2010'da. ÖDP'den ayrılan Özgürcü Sol Parti kanadının THP ve ABF'nin yönetim kanadı sonucunda gerçekleşti. Ziya Halis istifa etmiş. ÖDP'den Özgürcü Sol Parti'de görev almış. Bağımsız kişiler bunu devam etmiş. Yeşiller Partisi'yle birleşmiş. Aa bizim şeyde. Garip bir parti vardı ya hiç tepki bulamayan. Ha şey. Özgürlükçü Şu Parti LGBT diye. şeyi. Kim o? Hangi partiyle Yeşiller birleşmiş? Partisiyle birleşmiş işte. Neyin Eşitlik partisi? ve Demokrasi Partisi. Yeşiller Partisi'yle mi Sol ve birleşmiş? Gelecek Partisi kurulmuş. Sonra Yeşiller ve Sol kurulmuş. Yani Sonra? buradan çıkan ikiye bölünmüş. Gelecek Bölünmüş de bölünmüş Partisi? yani. Yeşiller Partisi birleşmiş. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi kurulmuş. Hmm, tamam. Hür Dava Partisi, Hüdapar. Bir daha parti işte gene aynı Zekeriya şekilde. Yapıcıoğlu'dur. Bunlar da Kürt İslamcıları ve Evet. tehlikeli bir şeye de mensuplar. Yani. Biraz aşırı sağcı diyebiliriz Tabii ki de yani. aşırı sağcı Hüdapar, sağcı İslamcı bir Oradan biraz şey çıkıyor. ve şey de bir parti. Bu domuz bağı olaylarında Bayağı bulunmuş da bir sivil konuşuldu. bir parti. Ben de tam şey yapamadım. Yani Hüdapar biraz bir şeyler oluyor yine. Bir Bir bağlantısı şeyler var oluyor. Bir yani. bağlantısı bir yerlerden vardı. Tarikatçı bir parti. Öyle diyebiliriz belki. Diyebiliriz kısaca. YPG, Halk Koruma Birlikleri, Halk Savunma Birlikleri denebiliyormuş. Suriye'de yine faaliyet gösteriyor. Özerk olan Kuzey ve Doğu Suriye. Özerk yönetimine bağlı Kürtlerin oluşturduğu silahlı örgüt. Suriye Demokratik Güçleri bileşenleri. Silahlı gücünün çoğunu oluşturuyor. Kadın Koruma Birlikleri, YPJ, YPG'nin kadın koluymuş. PKK ile ilişkisi bulunduğu aralarında örgütsel ideolojik bağlantılar bulunana dair bilgiler yer almış sonra. Hak ve Adalet Partisi Yiğit Zeki Öztürk kurmuş. 2014 yılında katılmamış. Ekmelettin İnsanoğlu desteklemiş. Yeni Türkiye Partisi, milliyetçi muhafazakar ideoloji. Hiç bilmediğim partiler. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli düzenledikleri toplantıyla Ekmelettin İhsanoğlu'nu çatalda gösteriyorlar. Aslında bu yine Gül dönemi diyebiliriz şu geçiş için. Hani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olma döneminde. Selahattin Demirtaş yine Cumhurbaşkanı oluyor. Mali Recep Tayyip Erdoğan seçiliyor ve halk oyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımız oluyor. 12. Recep Tayyip'in bu arada hani o kadar demokrasiye karşı vesaire diyoruz ama halk oyuyla seçilip de Yani gelebilen evet, bu tek da bir başkan başarı. olduğumuz bir gerçektir. Gerçek başarı. Gerçek bir başarı. Yani Evet. 50'yi geçmesi... 56, tabii ki o sırada trafoya Aa. bir şeyler giriyor, bir şeyler oluyor biliyorsun. Öznel görüş, evet. Özgürlük. Öznel görüş. Bir şey diyemeyeceğim gerçi. Ne diyebilirim? Buraları acaba kessek mi? 2010'lar çok şeydi. Çok başarılıydı. O 2010'a kadarki olan kısım. 2010'a kadar mı? 2002-2004 arası iyiydi. Sonradan değişmesi gerekiyordu. Net yani. AK Parti yerine başka bir partinin gelmesi lazım. Öznel Özgür, görüş. tabii ki bu benim görüşüm. Koalisyon görüşmeleri yapılıyor. Bilir kişi ne değil Şimdi diyorsun. Cumhurbaşkanı'na seçildikten sonra Ahmet Davutoğlu oluyor genel başkan parti. Hiçbir partinin salt çoğunluğu bulunmaması üzerine koalisyon hükümeti kurması gerekiyormuş.
Davutoğlu CHP ile görüşmelerin olumsuz geçtiğini bildiriyor Allah görüşme. Allah, bu aralar çok olumlular. Olumlu geçmiş aslında ama olumsuz geçtiği bildirilmiş haberlerde. Sonra MHP ile görüşen Davutoğlu buradan da olumsuz ayrılınca görevini bırakıyor. Ve hükümet kurma yetkisini CHP'ye vermeyerek erken seçim kararı alınıyor bu dönem. AKP kaybettiği tüm oyları geri kazanarak tek başına iktidar mı oluyor? Bu bundan öncesi mi? 2015 tarihinde AKP kazanmış ama bunu ben hatırlamıyorum sanki. Niye? Cumhurbaşkanından sonra 2011 2000, 2013 zamanlarında seçimler 2015'te yine oldu. mi seçim olmuş? 2015'te seçim Bu olmuş. darbeden önce olmuş. Ben bunu 2015 seçim mi? hatırlamıyorum. Aha. Genel seçim mi olmuş? Genel seçim olmuş. Erken seçim Şimdi kararı. şeyler var, farkındasındır. Bir Bir şey meclis, olmuş burada. bak, bir meclis seçimleri var, bir de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. 2014'te mi oluyor? 2014'te oluyor. 2014'te öyle oluyor. Bir sene sonrasında da işte belediye seçimleri falan oluyor. Genel seçimler deniyor buna. Anladın mı? Normal yani bu. Aynen. Tamam. Sonra 2016'da askeri bir darbe girişimi oluyor ama olmuyor. Türk Hatta Silahlı Kuvvetleri 2015 bünyesinde. zamanlarında Ahmet Davutoğlu İçişleri Bakanı'ydı. Ha, Hatırlıyorsan evet, patlamalar işler falan, aşırı oldu. patlamalar olmaya başlayınca, patlamalar bizim oyumuzu arttırıyor diye de söylemi vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini yurtta sulh konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından teşebbüs gerçekleştiriliyor. Askeri, idari, adli kurumlarda birçok kişi görevden alınıyor. 2017'de bir anayasa değişikliği yaşanıyor. Başkanlık sistemine geçiş konuşuluyor sanırım. AKP dışındaki partilerin sistem değişikliğine sıcak bakmaması üzerine teklif geri çekiliyor. 2016'da başkanlığı ortadan kaldıracak anayasal değişiklik konusunda Erdoğan'la anlaşmasına yaşayan Ahmet Davutoğlu. En önemli gündeminin anayasa değişikliği olduğu söylenen Binali Yıldırım geliyor onun yerine diyelim. Binali Yıldırım da tutabilir. Son başbakandı değil mi? Aynen. Evet, son başbakandı. Ahmet Davutoğlu'yla Recep Tayyip arasında sıkıntı çıkıyor. Ahmet Çıkıyor. Davutoğlu'nu alıyor şeyden, görevden. Ahmet Alıyor. Davutoğlu'nu Sanki aldı. öyle bir şeydi. Aynen. Ben de öyle Ahmet hatırlıyorum. Davutoğlu'nu görevden aldıktan sonra İstifa ettirilerek yazmış. Ettirilerek. kendisi de öyle söylüyor. Kendi etmemiş yani. Tabii. Öyle demiş. Ondan Tamam. sonra şey oluyor. Geçmişte birçok kez başkanlık sistemine karşı olduğunu dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, darbe girişimi sonrasında fikrini değiştirerek teklifini meclise getirmesi için hükümete çağrı yapıyor. Biraz bence darbeden de gerçekten etkilenmiş görüyorum. İyi. MHP. Adının başkanlık sistemi değil, Cumhurbaşkanlığı sistemi adıyla anılacağını duyuruyorlar. Meclis onayı sürecini başlatıyor. Hükümet sistemi olarak adlandırılan sistem dünyada tam bir benzeri olmasa da başkanlık sistemi olarak tasarılaşıyor. Yani bu da bir garip. Yani hiç olmaması. Başkanlık Yeni bir şey olması. şimdi de Şimdi de biraz güçlendirilmiş parlamenter parlamentere sistem. geçiş. Sistem deyip yepyeni bir şey. Abi bıktım bıktım lan. Ben Sakin ol. bıktım. Sakin ol. Tek Geçeceğiz. istediğimiz huzurlu bir yaşam, başka bir şey değil ya. Anayasa değişikliği teklif meclisten geçerek referandum oluyor. Kabul ediliyor. 2018'de Zaten Cumhur o İttifakı. referandumda abi nasıl hayır demeyip de evet Siyaset dediler. yapmayacaktık. Ama ben bıraktım. Ama bir şey söyleyeceğim. Sal. Tanımayacak bir kısmı var mı Ne kurulun? bileyim, bence yok yani. Bir zaman sonra Apolitik olarak bence yok. bir şey söyleyeyim mi? Bir zaman sonra şey diyorsun. Allah sizin belanızı versiniz. Olabilir. Bu kadar karmaşıklık, bu kadar Çok yer vermiyor karmaşa. Bak ya. aslında bu 20 yılda bir şeyler Bir şey bayağı söyleyeceğim oluyor mi? aslında. 20 yıllık ömrümde Böyle görmediğim şey görmediğimiz kalmadı. şeyler gördük. Bir şey söyleyeyim. Gerçekten zor Gerçekten. Bak yaşandı. şimdi. Yani Recep Tayyip Erdoğan dönemi de zor bence. Zordu. Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Ekonomik kriz gördük. 2021-2022. Uluslararası hastalık. Şimdi onu Korona. anlatayım. 2021 küresel tedarik zinciri krizi.
Yani ekonomik kriz aslında. Ekonomi savaşı çıkmıştı o zaman. Covid-19 salgını sebep oldu etkilerle enerji fiyatlarındaki yükseliş, nakliye konteyner eksiklikleri, limandaki yoğunluklar, siyasal problemler gibi etkilerin bir araya geçmesi sonucu ekonomik kriz oldu. Hala da aslında var. Şimdi... Rusya-Ukrayna savaşının krizi tetiklediği söylenilebilir burada biraz. Olsa. Bir şey söyleyeyim mi? Bence korona aslında. Rusya Ukrayna savaşında yanlış anlama ama çok doğru bir politika şey yaptı. Tarafsız politikayı güttü. Ama bence Tayyip Erdoğan yerine başka bir başkan olsaydı çoktan Avrupa Birliği değil yani baya baya bütün birlikleri şey yapmıştı. Çünkü çok o kritik. Da var. Aslında Recep Tayyip Erdoğan gerçekten bu zor zamanda biraz bir şeyler tutuyor yani. Bak doğru tam, doğru şey. Libya tezkeresi, Mavi Vatan. Güzel politikaları var. Tam, bu politikalar güzel. Uluslararası alanda böyle, olan Çavuş, politikaları. AK Parti'de sevdiğim bir isimdir. Mevlüt Çavuşoğlu. Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı. 11 tane dil biliyor lan. Bayağı sağlam adam. 11 evet. tane dil. Maşallah dersin nasıl? Maşallah. Japoncayı bilmesi zaten beni benden alıyor. Neyse. Başarılı politika izliyor aslında. Ay, tam aslında tam başarılı. Tam da değil. Tam başarılı izlemiyor. Çünkü neden biliyor musun? Hani. Demeyelim öyle. Öznel görüş diye. Sen de onu öznel, buna öznel. Ben yani yararı olduğunu düşünüyorum. Dış güçler diyor. Dış güçlere İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya diyor. Tamam mı? Aradan bir zaman geçiyor, 3 ay geçiyor. Amerika'da işte birileriyle el tokalaşırken işte siyasal round turuna işte... Ama politika böyle bir şey değil mi ya? Şimdi politika böyle bir şey öyle ama bir şey sanki. Politikada da belli temeller vardır. Riyakar gene şey gibi düşün. Ekonominin bu kadar kötü olması belirli bir güven alanı oluşmadığından dolayı. Yarın öbür şey gibi düşün. Ama dünya ekonomik kriz yaşıyor. Yani. Dünya bir de öyle bak. Mesela tamam, dünya korumuş bile olabilir. Tamam, dünya ekonomik kriz yaşıyor. Peki bizim şu anki enflasyon. Bizim şu anki eyvah durumumuz tamam mı? Neden savaşın içerisinde olan Ukrayna'da gözlemleniyor? Vallahi evet. Bu da bir soru işareti yani. Soru işareti mi? Bayağı bir soru işareti. Büyük bir soru. Eğer ki bak işte problem i̇şte, burada. Başkanlık sistemine geçildikten sonra üniversitedeki kayyumları kendisi atadı. Merkez Bankası'na el atıp oraya kayyumunu kendisi atadı. Kızılay'ın ondan sonra ne bileyim AFAD'ın başına kendi biliyorsun. Şimdi... Bunlar olurken ve bunlar meydandayken sen bir yatırımcı olarak veya bir devlet, sen de devletsin, ben de devletim. Benim devletimin içerisinde bunlar dolaşıyor. Sen benimle iş yapar mısın? Veya sen benimle iş yaparken benim yaptığıma güvenir misin? Aa bak Akkuyu nükleer santrali. Akkuyu nükleer santrali ile Rusya ile aynı anda ortaklaşa bir karar alındı, yola çıkıldı. Şu anda Rusya ile ilişkilerimiz Putin zaten biliyorsun hep, Putin yani Erdoğan'la yan yana görüyorum. Bir şey söyleyeyim. Putin ve Suudi Arabistan deli gibi para gönderdi. Bunun sebebi ne? Kredili mevduat hesabının açmalarıydı. Kredili mevduat hesabına TL'nin değer kaybetmesi durumunda devlet bankalarının, devletin yani bankalara destek çıkararak dolar karşısında bulunan değer kaybını telafi etmesiydi. Yani TL olarak para kazanıyordu. Bunu nasıl yapıyor? Para basarak. Para bastığın zaman ne oluyor? Otomatik olarak senin paranın enflasyon patlıyor ve senin paranın değeri kayboluyor. Ya bir senin sebep paranın... var orada. Sanki bu enflasyonun diğer ülkelere göre sana bak liyakat uçması. Ne diyorum? Liyakatsizlik ortada. Başkanlık sistemiyle senin getirdiğin insanların liyakati ortada. Şimdi bunlar bu kadar ortadayken... Sebepler var, evet. Yani bu sebepler varken sen her şeyin tıkırında gitmesini mi bekliyorsun? Yani bu biraz çocukça olur. Anlatabildim mi? İşte bir sorun sana var, bakalım. Sana bunu yapma diyen binlerce insan çıktı ve sen o insanları yaftalayıp ötekileştirdin. Ortada büyük özel problemler görüş var. Bu öznel görüş değil, olanlar var. Öznel bana dedim sana. Öznel, öznel. Çık, çık, çık. Ben öznel. Mesela tabii ki sorunlar var. Şu televizyonda konuşulanlar gibi.
Ama ben Ne kadar kısa kesiyorsun. bu sonunda yine sonuna söyleriz. Sona geldik gerçi de. Bitti lan zaten Bitti. konuşma. Ama ben olumlu taraflarını da görmeye çalışıyorum. Bu uluslararası Şimdi ben de sana şunu sorayım. O hadi bunları bir teraziye mesela Suriye'de yürüttüğü o şey, o askeri Fırat Kalkanı operasyonlara operasyonu. ben Fırat Kalkanı sevdim kordon. açıkçası. Tam bunlar zaten kimse karşı değildi. CHP bilene karşı değildi Fırat Kalkanı Mavi Vatan'ı operasyonu. sevdim. O sağ koridor yapması mesela Mavi Vatan'a sevdim. CHP karşıydı da benim adamım karşı değildi. İşte Bilmiyorum Libya artık. tezkeresine, Yani Azerbaycan onlar desteğine. aslında güzel şeyleri de var. Bir şey söyleyeceğim Bu senin de anlattığın gibiler de bozuk var. bozuk ben her ikisini de koyarım partiye. Abi İyilikleri de kötülükleri ben şuna bakarım. de. Bir Benim dönem geçirdik şunu yani söyleyeceğim. bence AK Parti'yle. Şunu söyleyeceğim. Şu anda gönül rahatlığınla dışarı çıkıp çalıştığın, kazandığın parayı harcayabiliyor musun? Düşünmeden. Peynir alacakken bile ne, tamam mı? Peynirin fiyatını kontrol etmeden alabiliyor musun? Hadi bana bunu açıkla. Bu en basitidir. Hangi başkan olursan ol, ne kadar iyi şeyler yapmış olursan da ol, eğer ki sen ekonomik olarak milletin refahını kazandıramadıysan, milleti dar boğaza sürüklediysen, abi inmek mecburiyetindesin. Ki 11 ilinde büyük bir deprem olduğu halde skandalların ortaya çıkmasıyla beraber hiçbir istifanın meydana gelmemesi de Evet. Ona ben de şey. yani Orada ben de hadi ama hak verdim. hadi ama dersin. Hani o çünkü tamam deprem ama açık ortadaydı o depremin varlığı. İlk 2 günün Hepsi mi bir şey yıkılır yani? söyleyeceğim. Hani hepsi mi? Tamam. Hep, Tamam büyük bir deprem. bu arada 7,8 yıkılmayan da olan. var. Şey gibi düşün. Yıkılmayan da var. Evet. 11 ile etkileyen bir Maraş depremi yaşıyoruz. Depremler sonucunda 50 bin kişi ölüyor. Sence 50 bin kişi mi ölüyor? Öznel görüş. O bir öznel görüş. 50 bin yazıyor. Resmi Sence değil. koronadan 100 bin kişi mi ölüyor? 102 bin pardon. Hayır. Türkiye'de. Öznel görüş ama. Ama 102 yazıyor bak. Korona daha çok adam öldürmüş. Bilmiyorum artık. Yani Öznel görüş. bir şeyler yaşanıyor Lütfen artık. öznel görüş, Öznel. öznel görüş. Dokunmayalım, Ben dokunmayalım. Ayıp öznel diyorum zaten. edersin. Yani Dokunma. bence öznel. Yani ben şöyle diyorum. İyisiyle kötüsüyle bir Recep Tayyip Erdoğan dönemini Bu geçirdik. arada şuna İyileri de var, kötüleri de ben var. şuna kesinlikle katılıyorum. Türkiye halkının Bakalım ne bir şey söyleyeyim olacak. mi? Türkiye halkının Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığının altında bunları yaşaması gerekiyordu. Yaşaması gerekiyordu. Çünkü bir musibet bin nasihati bedeldir demişler ya. Bir musibet bin nasihati bedeldir. Bu da öyle bir şey. Yaptığımız yanlışları göreceğiz. Yaptığımız yanlışları bir daha yapmayacağız. Mesela Yani ders almamız gereken şeyler de oldu, yaşandı yani. eğer ki birinde gücün birikmesini istemiyorsan Cumhurbaşkanı 5 senede bir değiştireceksin. Değiştireceksin Ama arkadaş. biz Amerika gibi olamayız. Amerika gibi olmalısın diye. Bak meclisindeki insanları değiştireceksin Amerika'da demedim. öyle Meclisindeki insanları oluyor değiştireceksin demedim. ama Gel bak şunu söyleyeyim. Meclisindeki insanları değiştireceksin demedim. Başındaki insanları değiştireceksin. Cumhurbaşkanını değiştireceksin. özellikle. O yüzden götür. Çünkü biz şeyi de gördük. Türkiye'de demek ki Türk halkı o kadar yobaz ve o kadar şey ki öznel görüş çarpık ki bir kişiye 20 sene boyunca güç verdiğinde neler yaptığını gördü. Ha, bu arada bir de popülizm yürüyor ama ta sonuna gideyim onu. Sonuna Artık anlatalım. popülizm yürüyor derken popülizm Popülizm geldik zaten yani sonuna. geldik Hani de 2022'deyiz. şu şeyler var işte. Adamlar mı var? Küçükleri Bunlar kim? anlatayım, şey yapayım mı? Hızlıca anlat onları da. Adalet Partisi, Vecdet Özel arkadaşlar tarafından kurulmuş, Adalet Partisi'nin devamı olmuş. 2023 tarihinde Ata İttifakı'na katılmıştır. Vatan Partisi 2015'te Doğu Perinçek liderliğinde kurulmuş. Vatan Partisi. O dedim ya sana hani kuruldu tekrar pardon kapatıldı tekrar kuruldu. O bu işte. Öncü gençlik, öncü kadın kolları varmış.
2020'de halkçılık beyanması hesaplanan temel programının bugün de geçerli olduğunu iddia ediyormuş. Halkçılığı, milliyetçiliği, sosyalizmi bir araya getirmek amacıyla kurulmuştu. Birleştirmek amacıyla kurulmuştu. İyi Parti kuruldu. Meral Akşener'in de 2017'de kuruluyor. Milliyetçi, kalkınmacı, demokrat, siyasi yelpazenin tam merkezinde olan siyasi partidir. Merkez sağ siyasete uygun olarak radikal olmayan Türk vatandaşlarının haklarını öncelikle savunan, direkt sağ siyasete ılımlı bir milliyetçiliği benimser. Özgürlüklerin genişletmesini savunarak liberal değerleri benimser yine. Yani biraz muhafazakar, yani liberal muhafazakarla kalmıştı ya gibi destekler o da. Liberal ve Demokratlar İttifakı üyesidir. Akşener. Analist, merkez sağ çizgiye yer almayı hedeflediğine dair tespitler varmış. Türkiye İşçi Partisi Erkan Baş liderliğinde kurulmuş. Bu adam çok yakışıklı ya. 2022'den beri Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşeni. TİP üyeleri, TKP üyeleri, ben TKP, bu Türkiye Komünist Partisi. Türkiye Komünist Partisi'ni topladı. Evet, öyle bir şey oldu. Adalet Partisi de 2018 tarihinde kuruluyor. İlk defa genel seçime katılacak. Bir şey yok yani. Yaptığı bir şey de yok. Yeniden Refah Partisi, Erbakan. Fatih Erbakan liderliğinde kuruluyor. Milli görüş çizgisinde yine o hani 90'ların sonunda. Yani şimdi onun da ne kadar milli olduğunu gördük. Adam yola aday olarak çıkıyor. Sonradan adaylığı bile yani imza toplamanın yarısında tutup da abi adaylıktan çekilip de bir yere girmezsin yani. Yani yaptığın insanlara Soru işareti. yazık. Ki öncesinde de yani Niye kuruyorsun ki o zaman girecek? Ben bilmiyorum bir niye yani. kuruyorsun? İki, senin tabanın istememiş girmeni. Yaptığın çok yanlış yani. Tabanına karşı büyük bir ayıp işlemiş oluyorsun. Ama Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan güçlendirilmiş parlamenter sistemi desteklemektedir kendisi. Demokrasi zamanında Asılı Partisi, yani DEVA. bunu hatırlatmak isterim. Zamanında başkanlık sistemine evet 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 diyen diyen kişi, evet. insan bunlar. Ali Babacan liderliğinde kuruluyor, DEVA. Başka bir şey yok. Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği açıklayarak katılmama kararı almış. Tamam. Memleket Partisi, Muharrem İnce liderliğinde kuruluyor. 2000'de başlatılan milli hareketinin devamıdır. Siyasi pozisyonu sol ve Söylenmedi sağ olarak hiç. Sana layık güçler benden önce tutsak. konumlandırmamaktadır. Partinin sloganlarından birisi ne Biliyorsun sağdan sen de ince ince. ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan şeklindedir. Milli Yol Partisi, Remzi Çayır öncülüğünde Büyük Birlik Partisi'nden ayrılan grup tarafından kurulmuş milli muhafazakar, milliyetçi Aşkın bir partidir. olayım. Büyük Birlik Partisi yönetiminden Cumhur İttifakı'nın desteklemesine memnun olmayan parti içerisindeki bir grup MHP, ayrılmıştır buradan. MHP'den mi? Milliyet Partisi mi kurmuşlar? Milli Yol Partisi'ni kurmuşlardır. Oradan ayrılanlar. Yine nereden ayrıldı? MHP'den mi ayrılmış? BBP'den ayrılmış. Büyük Birlik Partisi, Hüseyin Baş'tan. Sanırım evet. Zafer Partisi, Ümit Özdağ tarafından kuruldu. 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi için Bu adamı Mansur nasıl Yavaş'ın bilirim? aday göstermesini istemiş. O bunu 2 sene Mansur öncesinde söyledi. Yavaş aday olmadığı için Cumhurbaşkanı seçiminde Ata İttifakı ile birlikte Sinan Oğan'ı aday gösterdi. Bu arada Gerçekten güçlü bir iki isim. sene önce söyledi diyorsun, 2 sene önce kuruluyordu. O geldik sona. Yine Şimdi bir parti bombardımanı var. elimizde neler var? Hadi Elimizde bakalım. şimdi neler var? Bu Şimdi arada HDP şey oldu biliyorsun. Yeşil Sol Parti oldu. Onu görmüyorum burada. Nerede? Yok, onu görüyoruz. EMEP'in içerisinde. Ama EMEP Şeyi değil. görüyoruz. Onu şu an göstermiyorum. Mesela 2020-2040 arasında onun üstünü böyle tak diye kapatacağım. Şu benim Anlatabiliyor kafama muyum? çıktığı yerleri bulunmazsın artık. Ters Tamam. kelepçe anlamak Şimdi ne istemiyorum. Bu kadar oldu? açık konuştuktan sonra. Şimdi CHP vardı. Tabii 1923'ten gelen CHP burada. CHP, MHP en 1985'te eski. gelen Demokratik Sol Parti varmış. DSP yine burada sosyalist. Milliyetçi Hareket Partisi 93 yazsa da 69 aslında. O da burada. Liberal Demokrat Parti hiç değişmedi, o da burada. Zaten liberal yani Liberal mi? YTP kapandı gitti. Onun yerine Doğru. bu kuruldu, bu da kaldı öyle. Ama Cem Toker güzel açıklamalar yapıyor şimdi. Allah'lar. Neyse, özel görüş. Emek Partisi, EMEP. 1996'da kurulan, nerede o? Aa, burada. Ha, komünizmmiş mi?
anlatmışımdır ama neyse. Yani şöyle bir görmek çok güzel oluyor, anlamıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi. Şimdi kuruluş tarihlerine göre şey yaptım, sıraladım. Şu an o uzun bir kağıt olacak. Aradaki hepsi yani burada. Evet, Adalet Kalkınma Partisi zaten muhafazakar kesimde. Yani bu önceden gelen Çevresim lerin geliyor. üstüne aslında kuruluyor ve kalıyor da zaten. Tamam. Saadet Peki bu en Partisi son nerede? nokta O nokta da. şu şuradan bu buradan çıkmıştır İşte filan. o çok karıştı oğlum. Desen benim beynim Yetmedi. Bunun şeyi de yetmedi yani. yetmedi. Yer de yetmedi. Benim kafa da yetmedi. Allah rızası Ama şimdi neyse. şu bizim gençlikten Nasıl ne anlayacağız? istiyorsun ya? Anlatabildim bunca şey varken bizim Ya nesil şimdi şöyle bir şey var. sıçmışız. Bak demokrasiyi görebiliyorum. Bak, aynen. Ama çok karışık ya. Yani bir küçük küçük partiler gerek yok. Tak, buna bir şey yapmalılar artık. Ama o kocaman sayha var ya. Şey Orman gazete kağıdı. yatıracak yani. Ha? Orman yatır. Geri Yani yapabilirler. geri dönüşüm yapabilirler ama ne gerek var yani? Bilmem ne. Bence yok. Ay ay Göznel ay. görüş. Ben Üretsinler. karmaşa görüyorum. Yani gereksiz bir karmaşa görüyorum. Yani tabii ki fikirler önemli ama gerek var mıydı bunlara? Neyse, SP kuruluyor Adalet Partisi'nden. Biraz ne oluyor buradan? Oradakiler mi gidiyordu? Neydi? Yani direkt aslında SP kuruluyor. Bağımsız Türkiye Partisi. Neydi o? Ben koymamışım. Ulusal mı Neyse bir şeyler o. HDP nasıl Tamam, sosyal? Ha ETP. doğru. Sosyal Halk ve İstihdam Özgürlük Partisi. Partisi nerede? Hak ve Özgürlükten. Hak Par. Hak Par burada. O üçüncü görüşçüler derken neleri Şimdi görüyorlar evet bak üçüncü görüş çıkıyor Hak Par'la beraber değil mi? Hap nerede? neyse devam et anlat Hak ve bakayım. Adalet olması lazım. Şimdi merkezlik üçüncü görüş diye bir şey çıkıyor. Üçüncü görüş ne? Aslında burada biraz şey var. Yani ben bunu biraz çok farklılık vardı dediğim gibi. Şimdi ne sağcı ne solcu deyince Ne ikisi de sağdan ne olmayan soldan aslında bunlar. Atatürk'ün En yolunda. şu an çıkanlar yani. Ne demek merkezcilik? Siyasi akımları belirtmek için kullanılır. Sağ ve soldan ayrı siyasi güç iddiasına sahip olup uzlaşı olarak görülen bir akımdır. Uzlaşması arası ılımlılık olarak değerlendirilebilir. Reformlar düzeyinde Toparlayamadım. muhafazakarlık ve ilericilik nasıl oluyor? Düşünceler düzeyinde sosyalizm, liberalizm ve muhafazakarlık. Ekonomik düzeyde ise müdahalecilik. Ekonomik düzeyde ise Liyakat. müdahalecilik. Bilmiyorum Müdahalecilik artık. derken Yani merkezci de olmayabilir bu memleket ama dediğim gibi ne sağ ne solsa ne yani o zaman? bilim. Arada kalıyor. Bilim. Ya tamam da şey gibi olmuş Bir burada şey bence. söyleyeceğim. Bilimin de belirli Şurada. bence bir görüş açısı vardır yani. İlla belirli bir sağ sol olmasına gerek yok. Bilim de bir bakış açısıdır. İşte dediğim gibi. Sanki bak burada ne sağ ne sol değil de şey gibi olmuş. Muhafazakarlıktan reformları almış. Dediğim gibi nasıl oluyor? Muhafazakarlıktan reformları almak Reformlar derken düzeni muhafazakarlık ilericilik. şey Düşünceler düzeni genel sosyalizm. Nasıl oluyor? Ondan almış, bundan almış şeklinde olmuş. Sanki burada merkezci. bence yanlış bakış açısını kullanıyorsun sen. Ondan almış, bundan almış. Bilmiyorum Çünkü artık. bak şimdi söyleyişlerinde Ama ne yani? ne yani bilime inanıyor adamlar. İdeoloji ama öyle bir şey yok. Yani sosyalist içinde de bilim gider. Muhafazakarların içinde de bilim gider. İlla bir şey söyleyeceğim. İdeoloji olarak nesin sen? Bence hala Halkçı bu arada. şu üçüncü CHP görüş bakışı. merkezciler içerisinde soru işareti ne yani bu şimdi? Üçüncü görüş ne lan? Ben onu anlamadım. Üçüncü görüş de şu. İkinci Onu da bir Dünya anlat da. Savaşı sırasında Batı Avrupa'da gelişmiş olan milliyetçi bir politik pozisyondur. Irk veya millet içerisinde yer alan insanlar sosyal adalet gibi konulara önem vermektedir. Aşırı milliyetçiliğe, ırkçılığa varan örneklere sahiptir. Ha, ırkçı şeyler. Marksist sosyalizmden farklı bir hareketin parçası olarak sunulmuştur. Sosyalist ırkçılar 1980'de mı? gelişen, evet. Üçüncü görüş söylemi. Sosyalist ırkçı yani. Hem komünizme hem kapitalizme muhalefetin altını çizerler. Savunucuları sol ve sağın ötesinde olarak kendine sunar. Radikal sağ kültürel görüşler ve sol ekonomik görüşler şeklinde yelpazenin iki ucunda da dediğim gibi merkezciler gibi. Oradan bunu Ama alma, onlar buradan bunu şey, alma.
Bunlar ama ırkçı sosyalistler. Ama onlar ırkçı olan. Yani bu Ne diyorsun ya ya? merkezdeki şey gibi bu. Sosyalist gibi merkezciler. Sosyal sanki gözüküyor. Üçüncü görüşçü daha sağ muhafazakar gibi ben Bu anladım. arada Tam da anlamadım Memleket yani. Soru Partisi işareti. CHP'den çıkmış bir parti biliyorsun değil mi? Biliyorum. O Ama zaman daha sosyalist. sosyalist olması, Atatürkçü zaten sosyalist oluyor. Tamam. Öyle değil mi? Ama Atatürk'ü Tamam. kendisi milliyetçi bir insan biliyorsun. Şimdi ben onu sosyaliste mi almam lazım? Ya milliyetçi dediğim gibi muhafazakarların içinde de olabiliyor milliyetçilik. Tam sosyalistin Sosyalizm için. içinde de olabiliyor. Zaten o şey demiyor ki, ben ayrı bir şeyim demiyor ki. Hepimiz beraber diyor. Ülkücüler diye ayırmışsın orada Ülkücüler kocaman. Ne sağ muhafazakar, ne sol diyorsun. hayır, Bir de sağ ülkücüler sol sağ olmasına gibi. gerek yok. Aşırı sağ gibi. Ben de diyorum ki sağ sol olmasına gerek yok. Sağın, nasıl diyeyim sana, milliyetçi olanı, sağın dinci olanı muhafazakar Aslında kısacası gibi. burada şunu Tam söyleyebiliriz. ayıramıyorum. Şu mavileri zaten saymadım. Hak ve Eşitlik Partisi. Hep mi? ZP'ye bak, Kapanmış ZP. zaten. Neyse. Zafer Partisi işte. Ulusal Parti var. Ulusal olması lazım. Heh. En son bu mu kurulmuş? Sosyalist olarak. VP ne? Vatan Partisi değil mi? Aynen. Niye sonunda? Neyse. Bir Vatan kafam Partisi karışmış. nasıl şey lan? Sosyalist parti lan. Doğu Pekçe'nin Sosyalist. partisi. Onun ülkücü olması gerekmiyor mu? DP yazıyor. Ya zaten dediğim gibi bu HDP de burada baksana. İşte dediğim gibi Kendilerini öyle tanımlıyor olmaları oldukları şeyi ama değiştirmiyor. Milliyetçi ayırım diyorum. aslında çok doğru mu? Değil işte, o Çok da doğru doğru değil. değil. Ama bence sosyalist. Yani Biz sağ ben sol diye çok takılmışız, o da var yani. şey evet aslında bu bayağı da parçalanabilir ama ne kadar parçalarsın? Ne kadar Türk parçalamaya ihtiyacın var? milliyetçisi diye ayrı bir başlık nasıl açarım? Korkarım, tutuklanırım. falan yani. Kürtlük Ben biraz sosyalist milliyetçisi. yazdı orada. Ben de onu öyle aldım. Sen neredesin şimdi? Hadi gelsin tartışalım. Onca İdeolojik bir şey araştırmanın söylemiyorum. Ben sadece araştırma yaptım. tam onca araştırmanın sonucunda. Ama hangisi gelirse sence Türkiye açısından daha ideal bir Bunu söyleyemem. Oo, artık. bakış Bunu açısına sahip söyleyemem. olun? Niye? Çünkü buraya böyle siyasetin konuşulduğu Ben bir ağzına program. sıçtım Evet. İyi ki de çıkmamışsın bu önce. arada da. Yani ben anlatıp geçmek Bu üzerine arada kurdum. Bir arkadaşlar iki saat dedim. bunu izlediğiniz zaman kızacağınız noktalarım olabilir veya salakça davrandığım kısımlar olabilir. Yani keza bunların hepsi benim fikirlerimdir. Doğrudur, yanlıştır bilemem. Bildiğim yanlışlar vardır. Daha doğrusu söylediğim, doğru sandığım yanlışlar Doğru vardır. sandıklarım. Ha, buna da bir şey diyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bir şeyler yolunda değil ve yolunda gitmesi için bir şeyler yapmak gerekiyor. Her şeyden önce kendimizi geliştirmeliyiz. Ben ona inanıyorum. Yani herhangi biri de gelse kendimizi geliştirmediğimiz süre içerisinde hepsi çöp. Yanlış mıyım bunun için? Öznel Yani. görüş. Ama şöyle, sen kendini geliştireceksin ki kendini geliştirdiğinle çevren gelişsin. Mesela senin bugün yaptığın program araştırmalara delalet, siyasi bir bilgi içeriyor. Yani bizim ta 1900 20'lerden 20'lerden beri. beri şey yaptığımız bir araştırma yaptın sen şu anda. Bu araştırmanın üstüne konuştuk biz. Kendi bilgi birikimimiz, görüş, bakış açımız vesaire bunlarla yorumladık. Yorumladık. Ondan sonra Bir yani anlamaya çalıştık ha bence. yani şey yaptık. Tabii ki ben burada birazcık daha salakça bir belirli bir bakış açısına saptanmış şekilde duruyorum. Sen benden daha apolitik bir bakış açısına sahipsin. Ya ben hepsine bakıyorum. Yani ben ya şu işte sonuçları çıkartarak neye ulaştığını Hiçbir şeye. izleyenlere bırakıyorum yani. Yani zaten Onu bir şey siz kendiniz ulaşamadık. artık ben mesela anlattım şu an. Türkiye, o Çıkarın yüzden bu arada bir artık şey valla. söyleyeyim. Neyi çıkartacaksınız Bu bilmiyorum da. arada az önce şey dedik ya, yani Bunu bir bilin bence. Bence şu bilsinler. kendini geliştirdiğin süre içerisinde çevrene faydan olur. Çevren Bildiğin sürece bildiğin bence. süre işte kendini Bir şey geliştir. O ya yüzden ben aynen anlattım. Bir çerçeve çizdim. Dediğim gibi zaten benim burada şunu destekliyorum.
demem. Ben Yani propaganda mı yaptım? evet bak şuna ulaştım. Hayır. Ya yani kendi düşünceni söyledin mesela. Ha tabii ki hep Ama öznel yargı. ben anlatan kişi ya da Bir işte nasıl şey de diyeyim var. sen anlattın ama bir Biz şu dakika. anda şey konumundayız. Bilir kişi konumunda değiliz. Bilir kişi Yo hayır. konumundasınız. Yani şahsen ben Tabloya bakıp yorumladık. ha Şöyle bir şey çıktı yani. Hani biz sadece çıktı. bilgilerimizle şey yaptık. Biz Aha. çok bilen bir insan mıyız? Hayır. Biz Yok. sadece dandik iki ergen, ergen de demeyelim de Yani genciz. lisanslarımız siyaset üzerine. Ya benim lisansım entertainment üzerine. Arkadaşlar lütfen bunları benim bilmemem Yani lazım. vatandaş olarak yorumladık aslında. Ben Yani. zaten açıkçası bilen bir insanı getiremem zaten de. Yok aslında sorsam belki Tam gelirler. herhangi bir vatandaşa bence göstermek, onun yorumlaması bence daha şey oldu. Ya tabii Yani. senin bir görüşün var ama Ya ben benim görüşüm var. var diyelim. Var yani. Allah var. Yarım saattir konuşuyorum. Propagandasını yapıyorum ama Tamam. kimsenin uymak zorunluluğu yok. Demokrasi Tamam. böyle bir şey. Ya Yani Atatürk'ün bize olabilir olabilir. anlatmaya çalıştığı yol da böyle bir şey Aynen. aslında. Aslında ulaştık görüyorum Ben de aslında biliyor ben. musun ulaştık görüyorum. Ulaştık bence. Evet. Çeşitliliğe Bir tek şey lazım. Yani liyakat sahibi insanların belirli noktalarda olması eğitim. gerekiyor. Eğitim. Aynen. Eğitim. Ama demek ki bu şey de anlamına geliyor. Kilit noktası sanki. Eğitimimiz çok bozukmuş olduğu anlamına da geliyor. Çünkü bu kadar şu anda zor bir durum derse ülke içerisinde halk, demek ki Tam eğitimde eğitim de diyemeyiz ama eğitim de var. Eğitim var. alakası var ama kilit nokta evet. Hatta biraz darbe işte onu bayağı bir sorgulatmış olması lazım. Çünkü o eğitimde yapılaşma. Evet. Şu an Yani liyakat dedikleri şey eğitim, eğitim, eğitim. Gerçekten eğitimi... Arkadaşlar elinizin altında bilgisayar var biliyorum. YouTube Hepimiz izlemeyin üşeniyoruz. diyormuşum. Eyvah. Niye? YouTube izlemeyin derken? Yani izlesinler canım. Yani ulaşsınlar. Bilgi Bilgi artık doğru ama. ulaşılması... Bak bilgi artık ulaşılması kolay bir şey. Yani zor bir şey değil. Ama bilgiye ulaştığınız zaman bilgileri de bilir kişileri teyit ettirmeyi veya bilir kişileri takip etmeyi unutmayın. Yani Evet. bu şekilde ancak doğru olduğunu düşündüğümüz yolda ilerleyebiliriz. Gelecek nesli şey, belki bundan 10 sene, 20 sene sonra senin benim çocuğum izleyecek, düşünsene. Belki. Yani bu zamanda bunlar Bak, yaşandı. çocuklar. Ben mesela şeyi çok önemsiyorum. Yani benim çocuğum olursa, yani gelecek nesiller, bana dedem şey vermedi hiç. O dönem yaşanan, ben istedim mesela ses kaydı alıyorum. Sizi alın zaten. Alıyorum. Hani o dönem ne yaşandı bilmem ne. Yok o dönem yok. Neden de yok. Dedem yok. Bir şey diyemem. Benim dedem, Yani yok. benim bildiğim benim dedem Erbakan'a karşıymış. Hiç atmalı. Anapçıymış galiba. Özel görüş. Dedemin özel görüşü. Yani Özür şey yok dilerim. hayır. Orada bir kopukluk var. Yani ama benim açımdan öyle yani. Hani sanki bir kopma var. Babamda mesela olmayan aslında. Hani orada başlayan, babamda gelişen. Asıl kopma şu an Z kuşağı dediğimiz. X, Bağımsız bir kuşak var. Yani bu kuşak bilgiye evet hemen ulaşıyor ama popülist Z. Durum söz konusu. durum söz konusu. Her Yani şeyi aslında birden ona oturtuyor. geldim şu an. İşte Nasıl şey, geldim? yanlış anlama ama Meral Akşener'e yapılanlar falan popülist bir yaklaşımla Şu an olanlar bu. yapılan her şey popülist Değil mi? Değil mi? zaten. Değil mi? Değil mi? Hepsi popülist. Ama neden popülist? Çünkü bilgi, teknoloji, değişim, Globalleşme. globalleşme, küreselleşme bizi böyle bir duruma getirdi. Ta oradan kim ne söylüyorsa hop buradan duyuluyor. Yani artık şeyi saklayamıyorsun yani. Şeyi saklayamıyorsun ki Hiçbir abi. şeyi Hiçbir şey. saklayamıyorsun. Yani, Olan düşün hop. kendi işaretini Evet. birine gönderdiğin herhangi bir fütçüt parçan bilene her an internet üzerinde binlerce insana Evet. ulaşabilir. Artık biz ulaşabiliyoruz yani. Bence Z kuşağı elinde olduğu imkanlar neticesinde. Bir de alfa kuşağı var biliyor musun? Biz Z kuşağıyız. 2005'ten sonra mısın? 2000'den Alfa mı? sonra alfa kuşağı mı diyorlar? Bizi bitirecekler mi? Öyle bir şey mi olacak? Bizi bitirmeyecekler de onlar artık bizden daha farklı Bambaşka mı şeyler falan. olacak? E zaten bu ona doğru gidiyor. Düşünsene.
Belki bakarsın yepyeni bir toplum medeniyet kuracağız. Bundan sonrası seçim. Seçimde Yine 20 Türkiye gün Partisi kaldı. bilmem ne. İyi Parti. Yine ülkücü diyebiliriz. Zafer Partisi, Milli Yol. Onlar Valla ülkücü. herkesin istediği refah bir şekilde yaşamak. Haklısın. Yeni Türkiye Partisi, Hüdapar, GHP, Gelecek Partisi, Deva. Neydi Deva anlaşılımı? Demokrasi Atılım Partisi. Güzel Mesela aslında isimler. muhafazakar kesim. Deva Ve parayı nereden buluyor? dur. Ali Babacan'ın Şey bir şeyi görüş vardı, bu. programı vardı. Öznel görüş. Onlar Ha? muhafazakar diyebiliriz onlar için. Muhafazakar sol parti gibi ya. Emek ve İşçi Partisi miydi? Emek Partisi. Ve Türkiye İşçi Partisi komünizm hala. Var ama çok da yok. Liberalizm Türkiye İşçi Partisi evet. ama içinde Sosyalist, biraz ülkücü, değişti. Daha merkezci. komünist değil de. Memleket Partisi. Hak ve Adalet Partisi'ydi herhalde, doğru Bu söylüyorum. arada HAP merkezci oluyor. şeyi atlıyor. Üçüncü Mesela görüşü hak var ve hep var. Üçüncü görüşmüş. Şimdi en son evet seçime geldik. Önemli olan. Anlatmaya çalıştım. Yani anlatmaya çalıştım o değildi. En son buradayız diyelim. Koalisyonlar. Millet no. koalisyonu var. Ha. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Şunlar DEVA, koalisyon değiller ama. Ha, koalisyonsuzlar yazmışsın, doğru. Gelecek Partisi, Millet İttifakı oldu. Şöyle bir bakıyorum tabloya. Şimdi bir de tablo yorumlama. Şimdi Biliyorum bunlar seni. nereden çıktı aslında? Bu gördüklerimiz zaten hepsi Şu anda kurul partiler. AK Parti'den sonra ANAP'ın üstünü çizmiş. Çizmemiş. ANAP var. Orada anlat var. ANAP var, onu çizmeyeceğiz. Hala devam ediyor. AK Parti'den sonra kurulan şunlar için AK Parti'den çıkma diyebilir miyiz? Ya siyasi görüş ayrılıkları bir Ama Ali de Babacan AK Parti'de değil miydi? sosyopolitik. Ne? Ali Babacan. AK Parti'deydi. Tamam, yani bence bunlar için Muhafazakar partiler işte ya. devamlar. Yani biz de şimdi devam gördük yani ya bundan öncelerde. Devam diyebiliriz. Bu burada gördüklerimiz çoğu hatırlamıyorum bile. Demokrasi Sol Parti'ydi. Sanırım diğerleri bir zararlı bir buralarda bir yani CHP'den çıkma değil tabii ki asla Parti değil. genel başkanlarına sesleniyorum. Kurban olayım artık şu zararlı faaliyetlerinizden vazgeçin. Ha, seni de Ülkenin dinlediler. bildiğin hükmünüz çarkına yani. Yani ne bileyim kuruluyor yani. Kurulanlar şöyle kaldı Ama bir şey bunlar da. söyleyeyim mi? Kuruluyor kapanıyor, kuruluyor Ortada kapanıyor. Ne olacak belli orta değil. konuşmanın ortasında da o. Bir Mesela yerde para varsa orada topluluk var. Akbaba gibi düşün. Bir yerde leş varsa akbabalar başındadır ya. tabii ki. Mesela Ya burada memleket da eğer ki iktidarı oynamıyorsan o partiyi neden kurdun? O da var yani. yani İktidar veya muhalefet ikisinden bir biri olman lazım. ideoloji, hepsi bambaşka bir ideoloji değil. Niye kuruluyorsunuz? Soru işareti. Gelecek Partisi DEVA niye kuruldu? Meclise Niye hiç, ama bir şey yani? söyleyeceğim. Onlar hiç değilse muhalefet veya mecliste olmaya oynuyorlar. İYİ Parti niye kuruldu? ANAP mesela. ANAP Ha, nerede? İYİ Parti biraz ayrıldı gibi aslında. Gelecek mi de var da ayrıldı. Sosyalist neredeydi Ben hep? Tokyo Şurtu diyor. Yani Kapanmamış. parti dediğin iktidar olmak için yola çıkar veya muhalefetlik yapar. Vallahi yani. Millet meclisinde bile ne değil bu insanlar. Cumhur İttifakı yani bence de bir çöplük var yani. Cumhur İttifakı, AKP, MHP, YRP neydi? Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah. Şey. Büyük Birlik Partisi. Erbakan Yeniden Tamam. Refah Partisi. Erbakan. Doğru. BBP Hatırladım. yanlış şeye destek Büyük veriyor. Birlik Partisi. BTP mi? BBP mi? Ne? Hüseyin Baş var. Hüseyin Baş da şeyi Büyük Türkiye Partisi. Hüseyin Baş'ın Ben bir partisi. karıştırmış mıyım ya? Karıştırmamışsın. Karıştırmamışım. Bazı partiler yok. Karıştı BTP yani yok. bende Genç tamam. Parti yok. Aa yok onlar. Neredeler? DDP'yi görüyorum. Olabilirler. Ben pek görmedim. Görmedim. Hüdapar, DSP, Demokrasi Sol Parti'de desteklemiş. Yeşil Sol Parti, EMEP, TİP ve HDP. DSP'nin kurucuları işte Ecevit. Ha, o da mı oradaymış? Tamam.
Yeşil Sol Parti'de, evet, HDP. HDP direkt zaten Yeşil Sol Parti Biz ne? zararlı diyebilir miyiz o komünist şey? Tatlı. Yani MHP kadar Özner Gürüş. yani Ata'da ne var? Zafer Partisi. Koalisyonsuzlar'da ya kendi başına takılanlar. AKPAR, HYP, VP, Ulusal Anap, YTP, mesela şey de Milyon, yanlış. Biz burada Memleket, şey diyoruz ya, işte şu LDP, zararlı, bu zararlı AKP. vesaire diyoruz ya. Bunu da dememeniz lazım. BTP Sallaya de şey, sallaya bir milleti, sürü bu arada pırt LDP de Millet İttifakı'nı destekliyor. yapmışlar. He, şey olarak mı destekliyor? Dışarıdan. Dışarıdan mı? Yeşil Sol Parti gibi. Tam mesela o zaman HDP. HDP Yeşil Sol Parti Soru içerisinde işareti. zaten şeyi destekliyor ki, Millet İttifakı'nı destekliyor ki. Herkes şu anda şeye bakıyor ya, Allah var yukarıda yani. Recep Biraz Tayyip millet... Erdoğan mı? Tuvalet terliği mi? Tuvalet terliği. Özner Öznel görüştü. görüştür. Kesinlikle öznel Hani görüş. kim olsa, hani ceketimi koysam kazanırım Kafasında ilerle. kafası. Biraz öyle bir durum var. Ama bakalım ne olacak yani. Biz de bilmiyoruz. Durum Eğlenceliydi. bu. Eğlenceliydi. Teşekkürler. Kötüydü Benim gibi bir insanı davet ettiğin tamam. için teşekkür ederim. Hiç onayla alakası yok. Tamam. Evet, böyleydi yani. Arkadaşlar, Son kim sözüm, gelirse son gel, sözüm. kim gelirse gelsin, ilk başta dediğimiz gibi her daim kendimiz geliştirmemiz gerekiyor. Evet, biz bilelim. Bence. Aynen. Biz liyakatli olalım. Bizim geleceğimiz yerde liyakatli iş yapalım. Emin olun, Sağ, sol, ülkemize bilmem bir ne. faydası Oo. vardır yani. Amacımız burada ülkemize hizmet etmek. Ama ben çok Türkiye'yi şeyi refah görüyorum. seviyeye Yani çıkarmak. hala bu kimlik, o dedik yani tartışmalar. O bilmem ne O babuna. yüzden Şşş. özel görüş diyelim mi? Öznel görüş. Özel Terfi. görüş diyelim mi? Şşş. Söylemedik, söylemeyelim. Dur. Şimdi arkadaşımız var ama o gözükmeyecek. Kendisi gözükmemeyi tercih etti. Bizim yolculuğa Her gözükmeyecek ama yanımızda olacak sürekli, şey konuşacak. diyebilirim ya. Sürekli hem de. Arkadaşımız sadece okuma ayarlı olduğundan dolayı ben de burada bildiklerimi İkimizin de yorumlayarak aynen ilerlemek yorumlayarak. istedim. Yani bir bilgimiz yok. Sadece hani bir genel çerçeve Bir bilginiz yok dediğim gibi kaç saattir sana bilgi seli akıttım. Allah seni kahretmesin. Ortaya çıkan tablo benim gözümde böyle bir tablo. Sizin gözünüzde farklı olabilir arkadaşlar ama bu tablonun doğruluğu tartışılır çünkü benim lisansım bunun üstüne değil. Ya ben O Wikipedia'dan kadar berbatız. aldım. Berbatız yani. Yani Yani bilgi aldığımız yer bile yanlış olabilir. tabii ki. Oh, biliyorsun ki oraya deden bilene girip bir şeyler Soru yazabiliyor. işareti. Tabii ki soru işareti. Ama bence genel çerçeveyi Şey var ya, ülkenin cehaletinden ben korkun diye. Arkadaşlar lütfen cahil zaten. kalmayın. Hiç değilse bir kitap. Sorun o olabilir yani aslında. Kesinlikle hiç değilse Zaten iki. o mu? Hayatınızda Özel görüş. hiç değilse iki elin parmağını geçecek kadar kitap okuyun. Bu öznel görüş değil bu arada. Bence bu Bu özel görüş değil. nesnel bir bakış açısı. Diğer türlü çünkü gördüğünü kavrayamamak ve anladığını anlayamamak durumunda kalıyorsun. Ha, Çok önemli değil mi diyorsun? çok basit. Siyaset boş adam işidir. Dolu adam dolu adam zaten ismini bir şekilde Özel özel görüş. görüşme Bir şey yazdırmıştır. demeyelim biz şimdi. Hepsine itham etmeyelim. Şöyle diyelim. Çok mu dolu adam iş? Gene bir şekilde tarihe geçiyorlar ama. Geçiyorlar. Boş adam iş. Zamanın sosyopolitik olaylarını düzenlemek de Toplumsal görevliler olarak bunlar. yararlı da olabiliyor, zararlı da olabiliyor diyelim. Yani bunu Zararlı. nasıl kullandığına göre, orada oluşan kümeleşmeye göre şekillenen bir şey olduğu için boş demeyelim. Toplumsal olarak bir ihtiyaç diyelim bence Bilim, bilim, siyaset bilim için. diyelim ya. En güzeli bilim, bilim, bilim. Siyasetin bilenin bir bilimi vardır. Her Aynen, şeyin onun bile bir bir teknik bir şeyleri var yani, siyasi bir mühendislik deniyor bu arada. Olay var, onda matematiğe var. girdiği zaman siyasi Ciddi bir mühendislik. iş ama bu televizyonda gördüğünüz gibi
popülist yaklaşırsak yaklaşım değil. öyle demeyelim. Mesela bu konuda İncelenmesi gerekiyor bence, bilinmesi gerekiyor. Meral Akşener'de daha çok bu şekilde şey yapıyor. Miting yapıyor. İzlediğimiz, gözlemlediğimiz kadarıyla. Ama ben işte Ben Kılıçdaroğlu. Ama seçmeni tutmayı başardı. Bu bir mühendisliktir bence. Anlatabildim mi? bu bayağı özel oldu. Yani başarı, yani kim çıkarsa çıksın destekliyorlar bence gözüktü. Ben buradan bunu anladım. Doğru. Hani Meral Akşener'in başarısı mıydı? Yo, biri bence dayattı Bir gibi şey. gözüktü. Dayattı mı? Dayat soru işareti. Ne oldu ben bilemem Sen ki yani. Ama bir baktım geri bir geldi. şey söyleyeceğim. Normal olarak ben adaylık açıklaması, yani baş adaylık açıklaması, o Cumhurbaşkanı adayı kim? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim sorusu 2021-2022'nin tamamı ve 2023'ün başından beri ortada olan bir soru. Tamam Seçime mı? kalmış aylar. Seçime Allah. normal olarak herkes kazanacak aday, kazanacak aday, kazanacak aday vurgusu yapıldı. Yani 1,5 sene boyunca. Sonra herkes şey bekliyordu. Hani böyle bir anket seçimlerinde, anket sonuçlarında çıkacak olan aday aday yapılacak diyordu. Sonra ne oldu? Birden Bunları katmam herhalde değil mi? Kılıçdaroğlu Kesemem geldi. bunları. Bilmem sen yani. Program senin programın. Bunları katmak Özel istemiyorsan. görüş. Bunları katmak istemiyorsan katmayabilirsin ama öyle. Yani aylar Tamam. düşün. 4 ay kalmış, hatta 3 ay kalmış. Hop Kemal Kılıçdaroğlu ben adayım diyor. Diğerleri onaylıyor. Sonra diyorlar ki bir sene boyunca hiç konuşmadınız mı ulan bunları? Bakıyorsun ki konuşulmamış. Siz yemeklerde ne yaptınız? Yedik içtik sohbet ettik. Görünen bu. Sonra da seçmene Bu diyorlar ya. ki oy vereceksin. Bak babayı Programın amacı bir çerçeve çizmekti. Hani bundan önceyi anlatan. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ben Yardımcı olduğu teşekkür için. ederim. %90'ı da konuştu. Ben teşekkür ederim ne Konuştu, demek. evet. Yani Teşekkür. olabildiğince kendi yorumlarımı katarak bir şeyler yaptım. Beni Yorum çağırdığın için oldu. teşekkür ederim. Evet, sağ ol. Gerçekten. Yani Ben de hiç böyle bir böyle bir programa konuşma katılmak yapmam. çok hoştu. Sağ ol. Benim Sağ ol. için de sağ ol. O zaman kapat. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kapıyorum.